Hoş geldin. Savaş nasılsın? Hoş bulduk sevgili Çiğdem. İyiyim. Siz nasılsınız efendim? Teşekkürler. Siz de gayet Her zamanki gibi ilginçimiz. enerjiksiniz yine böyle. Teşekkür ederim. Ee, sen de ama böyle bir farklı bir enerjiyle geldin sabah. Evet. Bugün de ben de öyle hissediyorum kendimi. Doğru yani. Hakikaten öyle. İnşallah e, izleyicilerimize de yansıtırız bu enerjimizi. Güzel haberlerimizle, yorumlarımızla. Umarız. Peki Avrupa Ligi'ndeki e, şimdi temsilcilerimizi konuşacağız. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarını konuşarak başlayalım istiyoruz. Hemen şöyle Foto Maç gazetesinin kapak sayfası ekranlarımıza gelsin sevgili izleyenler. Hatta geldi bile. Burası Türkiye, buradan çıkış yok demiş Foto Maç kapak sayfasında. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarını hatırlarsanız deplasmanda e, şanssız bir şekilde kaybetmişti temsilcilerimiz. Bu akşam rakiplerini evlerinde ağırlayacaklar. Üç temsilcimiz de galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyor. Hedef 3'te 3. Üç. Beşiktaş, Wolverhampton ağırlayacak. Başakşehir... Mönchengladbach'la karşı karşıya gelecek, da evinde Bazel'le oynayacak. Peki, hemen başlayalım. Tabi detaylara gireceğiz ama üç temsilcimize başarılar dileyerek ben başlamak istiyorum öncelikle. Beklentilerin Kendi evlerinde oynayacak olmaları bir avantaj mı? Gönlümden geçen 3-3. Üç, Tabi ki tabii. E, evinde oynamak her zaman avantajdır. Beşiktaş'ın sıkıntıları var, sıkıntılar yaşıyor. Eğer e, siyah-beyaz taraftarlar gerçekten takımına destek verirlerse, Galatasaray'ın Paris Saint-Germain maçında olduğu gibi o türbün enerjisini futbolculara yansıtırlarsa Beşiktaş'ın galibiyetle buradan ayrılmaması işten bile değil. Ama üç takım maçı da zor. Bunu da kabul etmek lazım. Yani hakikaten üç takım da liglerinde çok iyiler. Beşiktaş'ın sıkıntıları var. Bu sıkıntıları sahaya yansıtmaması lazım. En azından bu maçlık sahaya yansıtmaması lazım. Çünkü bir puanın bile şu anda bir puan altın değerinde derler ya altının çok üzerinde bu sene. Şu anda Galatasaray işte mağlubiyetle başladı. Diğer takımlar ilk maçlarında mağlubiyetle başladı. Gelecek sene Avrupa'ya gidecek özellikle Şampiyonlar Ligi'nde önlemesi, gidebilmesi için bu şu anda her birinin alacağı, bırakın üç puanı, bir puan bile altından daha kıymetli. Dolayısıyla Beşiktaş da burada e, hoca sıkıntısını, futbolcular sakatlıklarını, yönetimde yaşanan sıkıntıları bir kenara bırakıp bu maçta sadece konsantre olup mutlaka galip gelmek isteyeceklerdir. Kolay mı? Kolay değil. Sonuçta İngiltere Premier Ligi takımıyla oynuyorsunuz ve ligde de çok iyi. Zannediyorum dört galip beraberlikleri var. E, Ciddi anlamda da e, takım oyunu çok iyi oynuyorlar, İyi forvetleri var savunmayı yapıyorlar. Beşiktaş'ın işi hiç kolay değil. E, Trabzonspor onlara da tabii gelince konuşacağız ama e, şu anda Beşiktaş ne kadar takım oyunu becerebilirse, takım oyunu oynayabilirse burada istediği sonucu alabilir. Özellikle tekrar belirtiyorum. Taraftar da Beşiktaş'ın futboluna eğer o desteği verirse ki yönetime kırgınlıklarını, hocaya kırgınlıklarını bir kenara bırakıp eğer bu destek sahadaki oyunculara yansırsa Beşiktaş istediği galibiyeti alabilir. Peki. Ama üçün işi de zor yani. O zaman başlayalım teker teker detaya girmeye. Beşiktaş'ta başlayacağız. Beşiktaş sayfalarına bakıyoruz. Foto Maç gazetesinin dördüncü sayfası ekranlarımızda. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ye K grubu ikinci maçında Wolverhampton ağırlayacak. Yükselme zamanı demiş Foto Maç. İngiliz rakibini mağlup ederek yeniden yükselişe geçebilecek mi acaba? Bunu konuşacağız. En keskin viraj avcının sözleriyle devam etmiş gazete. Wolverhampton maçının önemine avcı şu sözlerle özetlemiş. Hayat her gün yeni fırsatlar sunuyor. Üst üste iki maç kazanmak büyük camialarda durumu farklı noktaya çeker. Sancılı süreç düzelecektir ifadesini kullandı. Avcı bireysel oyuncu hatalarına takılmadığını söyledi. Oyunla ilgili de açıklamaları var. Şunu sorayım sana ne kadar hazır teknik adam sence bu mücadeleye? Ya şimdi gerçekçi olmak lazım çok hazır değil. Çünkü hı hı. üzerinde çok büyük bir baskı var. Geldiği günden beri beklentinin altında kaldı. Bir de üstüne yönetimi değişikliği, şu anda başkan adayları her gün bir aday çıkıyor neredeyse. Hı hı. Yeni bir oluşum. Bu ister istemez takıma e, olumlu ya da olumsuz yönde etkiler ama şu andaki tablo biraz olumsuz yönde bakıyor. Çünkü Beşiktaş üst üste aldığı sonuçlar, kötü sonuçlar bütün oklara Abdullah Hoca'ya yöneltiyor. Ama bugün bu maç e, lig maçı değil tabii ki, bir Avrupa maçı. Evet. Takım e, olumlu yönde, Abdullah Hoca takımı nasıl hazırladı, çıkaracağı kadro... 11 biraz sonra onları konuşacağız. 11 ne gibi değişiklikler yapacak. Son maçta Trabzonspor'a karşı çok kötü oynanan bir futbol vardı. E son Avrupa maçında yine 2 dakikada yenilen gol. Dolayısıyla bunları arka arkaya konuşacağız. Diyor ki 3-4 değişen isim kadroda mutlaka yer bulacak kendisine diyor. Şöyle istersen oyunla ilgili söylediklerini açalım. Önemi çünkü bireysel hataları sayarsan işte kadrosu da sayarsın dedi. Caner'i sayarsın. Atiba'yı beni de sayarsın. 5 senede 5 farklı oyun kurgusu oynatan bir teknik adamım. Çok mu oldu 6 haftada diyor. Hakikaten çok oldu. Bazı maçları eski sistemle oynadık. Hatta o maçları da saydı. Bu bölümde yediğimiz gol sayısı 11. Maça başlıyorsun. Kırmızı kart penaltı gol. Çok daha fazla telaffuz etmek istemiyorum. 14 gol olmaz. Kendimi takımı bireysel olarak sorguluyoruz dedi. Ne demek istiyor hocam? bireysel Savaş. olarak sorgulamak teknik adamların görevidir. Alınan kötü sonuçlar her zaman teknik adamındır. Sağdaki soru oyuncu Tabii ki kötü oynar, iyi oynar ama başarı da başarısızlıkla hep teknik adamlardır. Yani orada sorgulamak işi zaten hocamızın işidir. Abdullah Hoca e, hala bir şeyleri arıyor, bir şeyleri arayışta. Yeni bir sistem bulma arayışında ama e, kabul etmek lazım ki artık lig başladı ve gidiyor. Şu anda Beşiktaş'ın ligde bulunduğu durum hiç alışık olmadığı bir durum. Eğer bu hafta mesela Alanya çok zorlu bir maça çıkacak yani bu maçtan sonra alınabilecek bir kötü sonuç, Beşiktaş'ı çok kötü yerlere götürebilir. Öz eleştiri yapacak ama öz eleştiri yapmak için biraz da geç kaldı hocam. Hani sonuçta 3 haftadır hep aynı şeyleri söylüyor hocam. E transferleri öyle ya da böyle siz yaptınız. Burak sakatlandı. Buran yanında bir oyuncu almadınız. Dolayısıyla buradaki öz biraz kendini yapması lazım. Sistem olarak henüz daha beşler sistemini oturtmadı çünkü. Peki bir sayfa daha görelim. O gün hazırlamış sayfayı kendimi hep sorguluyorum. Yine Avcı'nın sözleriyle devam edelim. Sabah 25 alınan kötü sonuçlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi ama bu maç çıkış için bir fırsat dedi. Fırsatlar yaratmaya çalışacağız ifadesini kullandı. Tamam. Şöyle muhtemel 11'den beklentilerini de alayım yavaş yavaş. Oraya da geçelim istersen. Gazetelerde de var keza aynı şekilde. Ne gibi değişiklikler yapmadı lige göre veya son maçta zaman, ben her zaman ben her zaman Gökhan Caner'ciyim ama bu maçta sanki en azından o savunma bile o değişecek gibi. Trabzonspor maçında Gökhan'la Caner'le başlamıştı. Şimdi orada bir Douglas Rebeço olur mu? Ee, olabilir. Bizim kadromuzda evet Gökhan Reboş'a var. Gökhan Rebeço yapılmış. Bir değişiklik orada gözüküyor. Vida e, Necip ortada. Vida Necip Defans Necip de sorun Trabzon sorun. maçında çok iyi değildi. Acaba orada Ruiz zaten sakat. Rocco olabilir mi? O da çok sezon başında eleştirilendi ama Rocco tabii tecrübeli futbolcu. Bu tip maçları sevebilir. Elini doğru yıkan Güven Burak. Burak için ufak bir ağrıları var deniliyordu. Güveninmiş da... forma. Yani sabah gazetesine göre güven formaya giyecekmiş önde. Trabzonspor'a ee, karşı da tek golü kaydeden isimdi. Güven tek başına o zaman çok zorlanıyor. Hı. Ama Burak oynadığı bu zaman arkada Burak'ın vermiş olduğu bir güvenle mi artık nedir bilmiyorum ama tek başına o hakikaten o yükü kaldıramıyor. Kadro muhtemelen böyle olabilir. Ben e, baktığım zaman... Sen bir defansta de, bir değişiklik öngörüyorsun. Defansta yani bir de lensi, lensi belki oynatabilir. Mesela orada güven Burak, evet güven oraya çekerse eğer Burak olmayıp güven oraya çekerse orada sanki lens olur. Bu tip maçları lens de daha fazla seviyor. Bir aşağı bir yukarı kadro böyle olur. Lensi nereye yerde, koydun? Bako. Kaçırdım orayı. Güven eğer forvette oynarsa Burak'ın yerinde, güvenin. Burak oynamazsa Anladım. Güven'in olduğu Lens yerde Lens oynar koçu. ki Lens de bu tip maçları sever yani. Orta sahada Atiba, Elnene ve Yayiç üçlüsü mü, mü görürüz yoksa Elnene, Dorukan Yayiç mı olur? Bu maçta biraz daha koşan, mücadele eden, pres yapan bir takım ağırlıklı olacağı için bu üçlü olur. Atiba çünkü ilerleyen dakikalarda olur artık geçi itibariyle biraz da maç başlamı 90 dakikayı da kaldıramadığı için. Orta saha sanki bu şekilde olur gibi zo, geliyor. Ruiz Ruiz'de forma giyemeyecekmiş. evet Ruiz önemli. Istermiyor. Ruiz olmuş olsaydı zaten Sakatçı'dan orada Necip'in olduğu yerde Ruiz'i direkt koyardık. Ben hala orada Necip'in stoperde çok e, başarılı olmadığını hı hı. oraya bir e, rock olabilir diye düşünüyorum. Hı. Ama Ruiz olmuş olsaydı direkt zaten bir de Ruiz ikilisi olurdu. Gökhan, Robaşe, ya Gökhan Caner ama Robaşe'yi oynatır artık. Yani. Çünkü Trabzonspor maçında starlar neden Gökhan Caner deniliyor diyor. Gökhan Caner oynamıştı. Şu anda orada bir değişiklikte de gözüküyor ki Robaşe olacak. Hı. Gökhan Zaten şu anda o da formda. Caner'le Gökhan oynasa bir dert, oynamasa bir dert. Kimisi çok çok iyi diyor. Ben o iki, iki de çok beğeniyorum. Evet. Ha Bir türlü Abdülhoca'nın aslında işi hakikaten zor yani. Oynatsa niye oynattı diyorlar, oynatmasa niye oynatmadı diyorlar. Peki bizim 11'imizde Naspor Editör Masası'nın Burak var. E, Takvimin de Burak'a yer vermiş. Avcının silahı yine Burak Yılmaz olacak demiş. Sabah gazetesinin farklı bir duyumu var. Onlar da Burak yerine. Güven'in forma giyeceğini söylüyorlar. Dün akşam ben de duydum. Burak bir ağrıları var. maçta oynamayacak diye. O zaman yani, diyorsun ki Güven öne geçecek. Onun yerine. Evet, Güven'in olduğu olacak. yere de, Güven'in olduğu yere de normalde Lens geçer Lens diye düşünüyorum. Geçer. Orta sağ kurgusu bu şekilde olur diyorsun. Belki Atiba tercih yapılabilir bazı kaynaklara Atiba göre. Atiba bence biraz daha ilerleyen şeyde de kullanacaktır. Böyle takımın yorulduğu anda tecrübeli oyuncuya ihtiyacı olarak, olarak. evet, tandem oyuncusu olarak. Hı -hı. Yoksa biraz maça başlarken koşan, mücadele eden bir takım olması gerekiyor. Kolay bir rakibe karşı oynamayacaklar çünkü çok koşan, çok pres yapan bir takıma karşı oynayacaklar. O yüzden de Atiba'yı bence ilerleyen dakikalarda kullanacaktır Abdullah Hoca. Peki, yani skor tahmini var mı? Çok zor ya, hakikaten çok zor. Şu maça skor tahmini yapmak o kadar Hı -hı. zor ki. Abdullah Hoca'nın e, çok eleştirilen bir son haftalardaki yapısı var. Okla kendisine yönelmiş. Futbolcuların bazılarının performansı ve psikolojisi bu yönetimsel değişikten dolayı. Eğer bu tip maçları daha önce Beşiktaş çok fazla kazandı. Ama buradaki en önemli etken seyirci olacaktır. Seyirci eğer formda olursa futbol hem oynatacak yani o taraftarın baskısı teknik adama da futbolculara da olumlu yönde. Bu maçın sonucunu bence seyirci belirleyecektir. Peki. Başarılar dileyelim temsilcimize. Geçelim Trabzonspor'a. Bazel'i bugün yenelim. ilk 3 puanımızı alalım. Foto maç 8. sayfaya uzanıyoruz hemen sizlerle birlikte. Bir diğer temsilcimizi konuşacağız. Beşiktaş'ı 4-1 yendiler ve ligde moral buldu. Borda Bu Mavililer Avrupa Ligi C grubu 2. maçında İsviç rakibini ağlayacaklar. Hedef tabi taraftarın da desteğiyle 3 puan almak olacak. ve oyun kurgusu da baskı yap planı boz şeklinde olacakmış. Hemen 11'ler de gelsin ekranlarımıza. Sonrasında teknik adamın sözlerine bakacağız. Biz 11'leri konuşalım istersen. E, gazeteler üzerinden de konuşabiliriz. Yani mecburi bir revizyona gidecek herhalde. Hafif sakatlığı bulunan Sozay'ı bugün dinlendirmesi bekleniyor. Doğan Erdoğan'ı görevlendirecekmiş. Forvet hattında Sörlot galiba kulübeye çekilecek. Sturridge sevgili izleyenler ilk 11'de olabilir. E, stoperde de Kampi olabilirmiş. Bir takım revizyonla yani değişikliklerden bahsediyoruz. Ünal Hoca'nın kendi ifadesi yani bazı pozları dinlendireceğim ama evet. ilk önce bir normal asil kadroya başlayıp sonra da değerlendirebilir. Yani bunu biraz ucuna açık bıraktı. Sanki böyle 3-4 tane zaten çok fazla rotasyon yapacak elinde de oyuncu yok. Önce burada hedef tabii ki kazanmak. Bazel İsviçre Ligi'nin lider takımı. Önemli bir takım ama şu üç takım arasındaki galibiyete en yakın takım kim dersen bence Trabzonspor. Hı hı. Gerçekçi olmak lazım yani. Bazel'in liderliği e, burada şaşırtmasın. Bazel iyi bir takım ama İsviçre Ligi'ne şu andaki Trabzonspor'un performansını karşılaştırdığımız zaman Trabzonspor'un bence şu üç takım arasındaki galibiyete en yakın takım. Hatta galip e, ayrılacağına da ben inananlardan en fazla. Bugün hı hı. Er, üç, üç puanı en çok Trabzonspor yakın diyorum. Kadro da e, Sosa'yı dinlendirebilir. Söğüt'ü, bence Söğüt'le başlayıp yine sağdan dönebilir. Çünkü diğer kadroyu çok fazla bozmayacak. Oyun içinde bazen dinlendireceğini sanki ifade etti. Ünlü alacağınız satır arasında. Evet, Perre Hüseyin'in kempi. Ama Hüseyin, Hüseyin'i de iyi gidiyorlar. Bu geçen maçta da iyilerdi. Evet. Bir takım değişiklikler oluyor. Doğan'ı merak ediyorum. Doğan'a da artık bir 11 ile başlaması lazım. Bu maçı acaba ilk etapta kaldırabilir mi? E, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel. Uh -huh. Yani Kıtrabın Spor'un kadrosu sakatlarda fazla olduğu için öyle çok aşırı da rotasyon yapabilecek bir kadro değil. Bence Ünal Hoca iyisiyle sahaya çıkıp maç içinde küçük dokunuşlarla o notasyonu bence maç içinde yapacaktır. Şöyle bir kurgu da olabilirmiş. Uğurcan Kalede, Pereira, Hüseyin Osteyni, Novak. Tabi de defansın göbeğinde kimler olacak? Yani bozmayabilir dedin sen o ikiliyim. Soza, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Kamil Ahmet, Vakame ve ileri uçta da Sörlot. Foto maç der ki Uğurcan, Pereira, Hüseyin Osteyni, Novak, Doğan, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet, Vakame ve Störic. Tabii bir takım orada değişiklikler olabilir ama çok da bozmayacaklar diyorsunuz. Söylerdi geçen hafta golünü de attı ama Storic artık bekleniyor yani 11'de başlaması lazım. Belki de bu maç onun maçı olacaktır. Çünkü Avrupa'da üst düzey bir futbolcu yani İngiltere Ligi başta olmak üzere orada Storic'i de oynarsa ben iyi işler yapacağını inanıyorum yani. Çünkü maç eksiği de vardı. Maç eksiğini oynayarak kapatıyor. Yavaş yavaş kısa kısa, kısa, kısa oynamaya başladı. Artık bir de gol atarsa bu maçta. Bundan sonraki süreçte de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Belki de Sturic'den önce Sörlet, Sturic'de ikinci yer yapabilir. Yani Ünlü Hoca'nın kafasında mutlak galibiyet var yalnız. Onu net olarak ifade etmek lazım. Seyircinin önünde Trabzonspor orada en formda seyircilerden bir tanesi de Trabzonspor evet. seyircisidir. Dolayısıyla burada ben 3 puana yakın görüyorum. Sıraç, Ama Storaj Beşiktaş maçında nasıldı? 4-1 kazanma maçta. Çok fazla iyiydi. ya bir defa kumaşı aldı. sağlam. Yani sonuçta İngiltere Aynen. Ligi olan, yani Premier Ligi tecrübesi olan bir oyuncu. Kumaşı sağlam. sakatlıktan çık deniliyor. Hı -hı. E, bu, bu tip futbolcular da bir gol attığı zaman arkası gelebilir. Peki hoca o maç neler maç olabilir. Söyledim. Zaten hocasına daha fazla süre almak istediğini söylediğiyle ilgili bir takım haberler de var. Agresif oynayacağız diyor. Ünal Karaman'ın sözleriyle o zaman devam edelim. 8. sayfa Foto Maç gazetesi. Ee, şöyle, sezon başı arzu etmediğimiz sıkıntılar yaşadık. Bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik. Haksızlık yaptığımızın farkındayım ama şartlar bunu gerektirdi. Oyuncularımız artık haklarını helal etsinler diyor. Dikkatli kullanmak zorundayım artık onları dedi. E, Liga Avrupa diye ayırmıyoruz biz maçları dedi. Oyuncularımızın da formayı kategorize etmelerini kesinlikle istemiyoruz dedi. Bazel oyunun savunma ve hücum yönünü çok iyi oynuyor. Hareketli, canlı, agresif stile sahipler. Hem fiziksel olarak iyiler hem de savunmada iyiler. Biz de öyle olacağız diyor. Maç ayırmadıklarını söyledi. Kurguları konuştuk. Hocanın söyledikleri de ortada. İşte Bazel de hakikaten güçlü bir takım. takım. Nasıl bir oyun o, anlayışıyla? Hoca çok gerçekçi olacak? konuşmuş bir defa yani. Baskın mı başlayacak sence? Bence baskın başlayacak. Yani Bazeli'nin zaten az önce de ifade ettim yani İspişehir Ligi'nde lider olması, e, baskın futbol oynamaları zaman zaman yumuşak tarafları var. Ünal Hoca da bunları zaten e, çalışmıştır. E, oynayan ve oynamayan oyuncular konusunda haklarını helal etsinler zaman zaman. Çünkü hakikaten o formalar, rotasyon yapmak, bazı oynamak oynatmamak en çok hocayı üzer. Biz hep ya da işte izlerken şu neden oynatmaya diye hocalara sitem ederiz ama evet. hocalar bu konuda en iyisini biliyorlar. Çünkü onlarla çok fazla zaman geçiyorlar. Haftanın 5-6 günü maç gününe kadar hep sürekli beraberler. Dolayısıyla buradaki e, rotasyonda ben yeniden belirtiyorum. Çok büyük bir rotasyon yapmayacaktır. Oyun içinde değişiklikler yapacaktır. Belki Sosa çok yoruldu. Sosa hakikaten bu takımın e, beyni sezon başı geçen sene hala üstüne koyarak Emre Belezoğlu için nasıl övgüler söylüyoruz yani ifade ediyorsak Sosa için de bunları söylemek lazım. Sosa da Trabzonspor için şu anda çok önemli bir oyuncu. Bugün herhalde dinlenmeye hak eden en baştaki futbolculardan birisidir ama yerini işte nasıl dolduracaklar? Tosa çünkü hmm. adeta bir dinamo etkisi yapıyor. Orada genç Doğan'ı görüyoruz. Doğan'ın performansını merak ediyorum. O yüzden sonradan gittiği zamanlar dokunuşlar oluyordu. Ama böylesine bir maçta 11'de başlayacak olması ve sorumluluk alacak olması belki de yeniden bir e, o Doğan'ın yeni Abdülkadirler gibi bir bambaşka bir Doğan izleyebiliriz bu akşam. Peki başarılar dileyelim temsilcimize. E, Trabzonspor'a da Başakşehir ile ilgili söyleyeceklerini merak ediyorum. Başakşehir'de Mönşün Gülahba ağırlayacak sevgili izleyenler e, bugün. Fatih Terim Stadında saat 19.55'te başlayacak mücadele. Roma grupta lider durumda 3 puanla. Ardından Wolfsberger geliyor. Aynı puanla Başakşehir'in puanı yok. Ee, son sıradaki Mönchengladbach da henüz puanla tanışmamış durumda. Zaten ilk maçta replasmanda Roma önünde. Roma rakip takım favori olarak Burada... görülüyordu. Burada kötü ama Ligde Mönchengladbach bayağı iyi. Dortmund falan üzerinde yani. Dortmund'un da üzerinde. O da Bundesliga'da iyi işler yapıyor. Geçen sene de bayağı aslında, ee, değil mi? Bayağı mücadele ettiler. Ya Almanya Ligi. Yani Bundesliga her zaman her takım her takımı yenebiliyor, kafa tutabiliyor ki bunlar da bu sene iyi başladılar. Yani Mönchengladbach iyi. Okon Hoca da son haftalarda takımı toparlamaya başladı. İlk 3 haftalık, 4 haftalık de bir hale eleştirilmişti. Hı hı. Çok zor maçlardan bir tanesi de bu. Yani Mönchengladbach maçı Başakşehir için zor olacak ama eee Okan Hoca Oyuncularına e, mutlaka bu maçta bir galibiyet e, almak gerektiğini yapacağı oyun içindeki değişikliklerle. Hı hı. Orada yine oyun içinde kadrolar daha çok, kadrolar değil ama oyun içindeki değişiklikler, seyirli dokunuşlar de vardır. Okunmacı da bunları herhalde en iyi şekilde yapıp en az bir beraberlik almak isteyecektir. Ölçün ilk maçta takip etmiş miydin sen Wolfsberger karşısında? Yok izlememiştim. Yani puanla tanışamadı ama nasıl bir oyun ortaya koydu ama senin Ama bu Nesliga'daki durumu zaten Tabii. ortaya koyuyor yani. Oradaki ligdeki durumu o ilk maçta puanla tanışmamış olabilir ama Dortmund gibi önemli bir takımın üzerinde olması sıralamada e, çok önemli yani. Şimdi Abdülavcı ile Başakşehir çok fazla ilerleyememişti biliyorsun Avrupa Ligi'nde. Siz yorumcuların e, tabiri bu, yorumu daha doğrusu. Daha çok Süper Ligi mi önem verildi acaba o dönemlerde Avrupa maçlarında gibi? Bazı yorumlar da duydum sizlerden. Okan Hoca ile daha farklı bir gidişat mı olacak sence? Yani ilk maçında sen, evet yenildi Roma çok güçlü bir takımdı karşısında kendi evinde. Ama nasıl bir anlayış hissettin? Okan Hoca bir defa o sistemi değiştirdiği için, Abdullah Hoca'dan kalan sistemi daha ucuma dönük, daha böyle gol isteyen, daha böyle savaşçı bir takım istediği için o sistemi değiştirmek kolay değil. Futbolcuların şu anda yarısından fazlası aynı oyuncular. Hoca değişikliği de 7-8 senedir aynı sistemle giden bir Abdullah Hoca vardı yani. O kolay bir şey değil. Dolayısıyla şimdi Okan Hoca orada o sistemi oturtmaya başladı. Ve ben 3-4 haftalık dönemde belki eleştirmiştik ama Okan Hoca hala bir takım şeyleri değiştirmek istiyor. Belki zaman zaman futbolcularla bunu sorununu da yaşıyor. Teknik adamla futbolcu arasında bu çok önemlidir. O sinerjiyi, o sistemi oluşturmak. Ee, evet, olacaktır. Bazen zaman zaman sıkıntı yaşayacaktır. Ama Abdullah e, Okan Hoca'nın ben e, aynı Oreze'deki başarısının Başakşehir'de de artarak devam edeceğini inanıyorum. Yani bugünkü maçta öyle kolay bir maç değil ama mücadele en azından gücü alkışlatacak futbolu Okan Hoca alacaktır yani. Peki toparlamak gerekirse temsilcilerimizle ilgili. Tabii beklentimiz 3 temsilcimizden de galibiyet. Umarız gelir e, kendi evlerinde o sonuçlar. Başarılar dilerim. dileyelim. Tüm takımlara başarılar dilerim. Yine belirtiyorum 3 takım arasındaki en şanslı takım ben e, Trabzonspor'u görüyorum. Beşiktaş'a tekrar tekrar burada bizi izleyenler dinleyenler varsa bugünkü maçta e, yönetimin içindeki bulunduğu sıkıntılı durumu Abdullah Hoca'nın şu andaki tartışmaların hepsini bir kenara bırakıp takıma destek verirlerse Beşiktaş'ın da orada puanla ayrılması hatta üç puanla ayrılması işlem bile değil. Ee, Okan Hoca'nın sözlerini aslında e, getirmedik, dile getirmedik. Onu da atlamayalım. Şöyle söyledi. Basın mensuplarının önüne çıktı Mönchengladbach maçı öncesinde. E, dedi ki ligdeki galibiyet bize moral oldu. Takım olarak da çok iyi durumdayız dedi ama Mönchengladbach'ın gücüne tabii vurgular yaptı. Alman ekolünün en iyi temsilcisi. Hedefimiz üç puan almak dedi. E, açılış maçını oynamıştı Başakşehir e, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta. Galibiyet bekleniyordu belki kendi evinde Rize karşısında ama bu kadar farklı bir mağlubiyet beklemediğini söyledi birçok yorumcu. Ona moral olur mu? Ne dersin? %100 moral olur. Bu tip maçlar öncesinde alınan galibiyetler her zaman takıma ve oyunculara moral olur yani. Dolayısıyla o da Rize'nin karşısında alınan galibiyet Okan Hoca için de, oyuncular için de, camia için de, yani Aslay'daki taraftar olsa da onlar için de bence bir moral olmuştur. Dediğim gibi yani burada Trabzonspor'u önceliğe koyuyorum ama Başakşehir, Moşangılap, Bahtan da puan alamaz diye bir şey yok. Eğer oyun olarak, kontrol olarak başlayıp istedikleri sistem oyunculara yansıtabilirse hoca, bence belki de çok ihtiyacımız olan bu sene işte gelecek senin Avrupa maçlarındaki o bir puanın bile çok önemli olduğu yerde, keşke üç takım da galibiyetle ayrılsa, puan halimize bir 9 puan bu akşam yazılmış olsa. Peki, ağzına sağlık. Devam edelim. Yine temsilcilerimizin tabii maçlarını e, konuşmaya devam edeceğiz. Bir yandan da haftanın hakemleri açıklandı. Süper Lig'e de dönüş yapalım istersen. Biraz haftanın programını da değerlendireceğiz. Hemen getirelim ekranlarımıza. Spor bültenimizde de sizlerle buluşturmuştuk. Sevgili izleyenler haftanın hakemlerine. Bir bakalım onun üzerinden de gitmeye çalışacağız. Arkadaşlarımız getirdi ekranı. Evet açılış maçı. Yarın saat 20.30'da iki tane mücadele var. BTC Türk-Yeni Malatya. Yukatel Denizli Spor'la oynayacak. Bülent Birincioğlu düdük çalacak bu maçta. Ardından Fenerbahçe Antalya Spor mücadelesini takip edeceğiz. Aynı saatte Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maç. Cumartesi 3 maç var. 15'te başlıyor heyecan Kasımpaşa Konya ile Serkan Tokat burada görevli. 17.30'da Göztepe Kayseri'yi ağırlayacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta. Ve son olarak Cumartesi günü 20'de Gençler Birliği Galatasaray maçını takip edeceğiz. Halil Umut Meler görev yapacak. Pazar günü 4 maç var. Sivas Ankara gücü, Beşiktaş Alanya, Gaziantep Başakşehir, Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçları yönetecek hakemler de ekranda. Önce istersen şunu sorayım. Doğru bir atama oldu mu? Valla bence haftanın maçı haftanın maçı burada bana göre Çaykur Rizespor'la Trabzonspor arasında olacak karşılaşmanın hakemin Hüseyin Geçök olup da Göztepe Kayseri maçının hakeminin Cüneyt Çakır olmasını hiç aklım almadı yani bu işe. Burada Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisi. Nasıl evet. burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe derbileri varsa şöylesine ben iddia ediyorum haftanın en güzel maçı Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı olacak yani hem skoruyla hem futboluyla. E sonuçta bir Karadeniz derbisi Göztepe Kayseri maçına Cüneyt Çakır gibi ligin en iyi hakemini atıyorsak geçen haftaki Fenerbahçe Galatasaray maçını da zaman zaman hep ben iyi idare Yani zaman eleştirdiğimiz evet. küçük yanlar oldu ama maçın önüne geçmedi en azından. Fakat böyle önemli bir maçta Hüseyin Göçek'le Cüneyt Çakır'ın ben yer değiştirmesi bekliyorum. Cüneyt Çakır'ın Allah yardımcısı olsun. Bu kadar hakemlerin tartışıldığı bir ortamda bu maçı kaldırmak kolay bir şey değil. Yani Cüneyt Çakır orada olması gerekiyordu bence çok net. Diğer hakemler atamalarına baktığı zaman onlara bir şey diyemiyorum. Onların hepsi zaten mevcut hakemler arasında olması gerekenler. Ama haftanın maçına sen Hüseyin Göçek'e verip Kayseri, Göztepe-Kayseri maçına Cüneyt Çakır'ı veriyorsan buna eleştirim çok net bir şekilde olacaktır. Yani neden yani böyle bir atama var. Orada iki takım arasında gayet normal. Kayseri Spor ligin sonundan kurtulmak istiyor. Bu Hı -hı. sene çok kötü başladı. Göztepe toparladı ama o maçın hakemi Cüneyt Çakır olması e, hakikaten beni dün atamayı gördüğüm anda da çok şaşırtmıştı. İnşallah Hüseyin Göçek de böylesine önemli bir maçtan e, başarılı bir şekilde ayrılır. İki takımı da üzmeden Doğrusu, doğru bir adaletli bir şekilde. Doğru. Yani. vardı. Peki Kapanış maçıyla o zaman devam edelim. 7. haftanın kapanış maçlarından bir tanesi daha doğrusu. Aynı saatte çünkü Antep-Başakşehir maçı da var. Şimdi Çaykur Rizespor Başakşehir'e farklı yenildi. Başakşehir'in evinde bu kadar farklı bir mağlubiyet belki beklenmiyordu. Şimdi kendi evinde Trabzon'u ağırlayacak. Trabzon'da moralle Beşiktaş karşısında 4 gol buldu ve maçı almıştı. Yani tahmin yürütmek oldukça zor. Ne dersin nasıl bir maç olur? Oğlum, Kim favori? Başakşehir bir defa e, Avrupa dönüşü mutlaka yorulacaktır. Orada bir rotasyon da gerekebilir. Gaziantep e, inanılmaz... Rize-Trabzon Rize maçı için evet, pardon. Evet. Rize-Trabzon maçı, e, maçın Rize'de olması. Yani sanki böyle bir beraberlik gibime geliyor. Trabzonspor da burada rotasyon yapacaktır. E, geçen haftaki o farklı mağlubiyet bayağı e, sarsı takımı. Hı hı. İsmail Hoca e, bu sene lige iyi başladı. Fakat yani zaten başı olmasına rağmen bir düşüşte, Eğer Trabzon karşısında da bir mağlubiyet alırlarsa bence orada İsmail Hoca'nın da yavaş yavaş tartışmaya başlar. Yani sanki beraber olur gibi. Ama maçın ne inşallah hakem Hüseyin Göçek geçmez yani Hüseyin Göçek. Tekrar söylüyorum, şu maçın hakemi Hüseyin Göçek değil, Cüneyt Çakır olmalıydı. E, hakem psikolojisi zaten hakemler çok fazla eleştiriliyor. Şu anda bir merkez bir tahkim e, sürekli eleştiriliyor, sürekli yanlışlıklar yapıyorlar. Bu milli işte toplantılar yapılacak falan deniliyor. O yüzden bu maçtaki futboldan çok hakem konuşacak Hüseyin Göçen de Allah yardımcısı olsun. Ama maç sanki böyle... Dengeli bir maç bekliyorsun. Dengeli Bol bir maç golü bekliyorum çünkü olur Trabzon... Yoksa kısır geçen e, bir beraberlik gollü olabilir, mi? Gollü olabilir ama Trabzon Spor'un da Bazel karşısında oynayacağı futbol ve alacağı sonuç önemli. Ama Trabzon Spor'un bir taraftan da kaybetmez diyorum. Yani iyi top oynuyor, zirveyi hedefliyor. Evet. Ama Rizespor'un da eğer orada kendi seviyesinde o temkinli davranması, biraz da savunmayı düşünerek düşünürse beraberlik kokuyor bu maçtan. Ama Trabzon Spor'da Kaybetmek istemeyecekler yani. Peki derbi mücadelesini e, ardımızda bıraktık. Seninle de sohbet etme fırsatı bulamamıştık. Üzerine konuşuruz. E, yani Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında evet gol sesi çıkmadı ama iki teknik adamın da konuşmalarını dinledik. İkisi de skorla memnun değil ama oyunu övdüler farkındaysan. Yani oyunlarından memnun olduğunu söylediler ikisi de. Ben bu hafta e, nasıl bir maç bekliyorsun onu merak ediyorum. Hem Fenerbahçe'den hem Galatasaray'dan. Onu da konuşacağız ama galiba vaktimiz kalmamış. Öyle mi? O zaman buna biraz bir, bir sonraki bölümde değinmemiz lazım yani. O iki tarafında da Dünya Derbisi diyoruz ya o Dünya Derbisinde Dünya Derbisi galibiyetler üzerine kurulmalıdır. İki takım da beraberlikte iki futbol oynuyorlarsa maçın içinde Cüneyt Çakır'ın oyunu çok fazla durdurduğu düşünülüyorsa e, dolayısıyla burada iki takımın kendilerini övmesi, takımlarını övmesi bana çok şey gelmedi, mantıklı gelmedi. Yani son beş yıldır bütün maçlar berabere. Seyircilik olarak baktığın zaman e, evet bu derbi çok diğer derbilere göre biraz daha farklıydı pozisyon açısından. Ama genel anlamda bakıyorsun maçın içinde 3 tane 4 tane pozisyon evet. var. O yüzden teknik adamlar biraz e, skora ve yenilmemeyi oynuyor. Dolayısıyla burada derbiler derbilikten çıkmış oluyor yani. Tamam dönüşte hem derbiyi konuşuruz kısaca 7. hafta öncesinde sonrasında maçlara da bakacağız sevgili izleyenler. Evet sabah sporunun ikinci saat dilimindeyiz. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güne yansıyan ilk detayları şimdi göreceğiz. Savaş Çoğal'ı bu bölümde de bizlerle birlikte. Hemen süper Süperlik 7. haftanın programını bir kez daha ekranlara getirelim. İlk saat dilimimizin kapanışında e, fiksürü incelemiştik, böyle üzerinden gitmiştik haftanın maçlarının üzerinden. Bir kez daha bakalım. Sonrasında bu bölümde yine detaylara gireceğiz. Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını da elbette konuşacağız ilerleyen dakikalarımızda. Geldi. Yarın iki maçla açılacak 7. hafta heyecanı. Malatya Denizli Spor'u ağırlayacak. Fenerbahçe Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. Bence açılış maçlarını konuşalım önce. Hatta Fenerbahçe Antalya Spor maçını konuşurken öncesine minik bir derbi yorumunu da alırım. Ama Malatya Denizli maçından beklentilerine başlayalım. Malatya'nın geçen hafta kaybetmesi Sergen Hoca bu sezonun çıkış yapan takımlardan bir tanesiydi. İki tane son hafta kaybeden takımın maçı var. Hakikaten güzel maç olacaktır açılış maçı. Hem Sergen Hoca olsun hem Yücel Hoca olsun son maçlarını bir kötü oynayarak kaybetmişlerdi. Dolayısıyla iki tane kötü oynayan takım, iki takım da çıkışa tekrar geçmek isteyecektir. Güzel bir açılış maçı olacak. Ardından Fenerbahçe maçı ertesi gün. Fenerbahçe'nin de mutlak kazanmak isteyeceği ve evinde oynayacağı maçlarda zaten gerçekten iyi oynuyor. Rahat kazanabileceği bir maçtır diyorum ben. Ya. Çünkü Avrupa'sı olmayan Fenerbahçe hı hı. derbi üzerine tüm rakipleri neredeyse Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir hepsi maç yaparken Fenerbahçe'nin en büyük avantajı Avrupa'da olmamak. Şu süreçte ligin başı takımlar yol olurken Fenerbahçe tek kulvarda gidiyor. Bunu da avantaja çevirecektir. E, derbiden istediğini almıştı. Antalya Spor galibiyetiyle milli araya rahat gibi isteyecektir Fenerbahçe. Yani bunu da başaracak gücü de var, seyirci avantajı da var. Maç ayın hakemi de Yaşar Kemaloğlu genç bir hakem. Ee, diğer maçlarda biraz önce de söyledim ben. Kapanış maçı yine her zaman olduğu gibi sıkıntılı maçlardan bir tanesi. Çaykur Rize Trabzonspor maçı. Haftanın maçı olur. Ee, Gençler Birliği Galatasaray maçı. Halil Mutmaler yine tecrübeli bir hakem. Ama Galatasaray hep şampiyonlar ya. Avrupa maçları dönüşünde biraz zorlanıyor. Şimdi bir de rotasyonlu bir kadroyla maça çıkacak. Ee, Ankara deplasmanı Galatasaray kazanır ama kolay bir maç olmaz. Beşiktaş Alanya Spor herkesin bekleyeceği, beklediği ve e, bazı taşların yerinden oynayabileceği bir maç yani burada. iki takım açısından baktığı zaman Allian Spor liderliğini sürdürmek isteyecektir. Beşiktaş bu maçı eğer kaybederse gerçekten geçen sene Fenerbahçe'nin düştüğü Hı. durumla birebir aynı senaryoyu yaşamış olur. Bir anda ligin dibine zirveye e, demir atmış olur. Ve e, şiş, başkanlık seçimi sürecinde de bu sıkıntı devam eder. Milli ara e, yeni teknik adam kim olura bakarız eğer burada Beşiktaş maçı kaybederse. Peki şöyle Foto Maç Gazetesi'nin 3. sayfasına hemen gidelim. Biraz daha harika Fenerbahçe Antalya Spor Maçı'nı konuşacağız ama öncesinde Gürcan Bilgiç'in derbi ile ilgili bir yorumu var. İstersen oradan başlayalım biz de ufak ufak konuşmuş oluruz derbi maçında. Diyor ki Gürcan Bilgiç derbi dekor oyundan kimse memnun değildi ama iki teknik adamla karşılıklı olarak iyi oynadıklarını söyledi ve futbollarını met etti. Demek ki nereden baktığımıza göre bazı şeyler değişiyor. İlk yarıda iki tarafında üst düzey mücadelesi vardı. Maç bittiğinde Fener'in 120, Galatasaray'ın 100'e yakın top kaybı olduğu işaretlendi. Böylesine kritik maçta iki takım da birbirini sıkık kollamış, zora sokmuş, topun peşine düşmüş, hata yaptırmış. Böyle strateji olur mu diyebilirsiniz. Mourinho'yu beğeniyorsanız çok abes kaçar. Kaybedenin sadece 3 puanı yitireceği bir maç olmadığını anlayana kadar da derbi futbolunu beğenmeyenler olacak. Ama oyun böyle bir şey değil diyor Gürcan abi. Biraz kinayeli bir yazı olmuş. Bence de orada kadar. şimdi acaba ne tarafından alsam diye baktım ama bir tarafından alamadım. Hakikaten çok ucu açık böyle bir geniş de bir yazı olmuş. Evet. Yani kısa ama öz, e, alamadım ne alacağımı. ama Fakat ben biraz önce e, reklam arasından önce iki teknik adamın da oyuna övgü yaptığını aslında oraya çok net bir şekilde vurgu yapmış. Yani son beş senedir derbiler beraber bitiyor. Dünya derbisi galibiyet üzerine kazanmak üzerinedir. Eğer biz dünya derbisi istiyorsak adına ki ben artık dünya derbisi falan demiyorum bu derbiye. Çünkü son 5 senede eğer iki takım yenişemiyorsa ve kötü futbolla yenişiyorsa iyi oynadık dedikleri yerde iki takımın toplam 5 tane falan pozisyonu varsa kimse birbirini kandırmasın. Burada önce kaybetmemek üzerine demek ki oluyor bu işler. Derbi maçları artık kazanmak değil. iki teknik adamlar için de artık kaybetmemek üzerine kurulu. O statta da aynı, bu statta da aynı. Hiç fark etmiyor. Nerede oynarsa oynasın. iki teknik adam biz kaybetmeyelim, yerimizi koruyalım. Ersun Hoca biz iyi oynadık, çünkü deplasmanda Galatasaray'a karşı oynuyor. Geçen sene Galatasaray gitti. İşte yine yenilmedik. Hı hı. Bu sefer öbür tarafta Fenerbahçe seri sürdük diyor. Gürcan abinin oradaki vurguları doğru ve yerinde. Yani hı. biz böyle yenilmedik, iyi oynadık diye birbirimizi kandırmayalım. Derbi maçlar çok daha farklı olmalıdır. Ben maçın genelindeki pozisyonlara bakıyorum. 3 ya da dört tane pozisyon dışında yok. Evet iyi futbol var, ön plana çıkan oyuncular var ama derbi bu olmamalı. Hı hı. Fenerbahçe ile ilgili de şöyle söylüyor. Sıyırılma zamanı demiş. 6 hafta geçip taşlar yerine oturmaya başladıktan sonra daha keskin olmamız gerek. Fenerbahçe açısından süreç önündeki taşları temizlemekle geçti. Trabzon, Başakşehir, Alanya, Galatasaray maçlarını tamamladı. Üçü deplasmandı. Bundan sonraki rakipleri birbiriyle oynarken aradan sıyrılması gerekiyor. Bu haftaları mevkisinde oynamayan 4 oyuncu işte Deniz'den bahsediyor. Jason, Ozan, Dirar. Onlarla geçmek zorunda kaldı. Zaten bu konuların altını çizdi Ersun Yanal. Şimdi oyununu güçlendirip daha az hata yapmanın peşine düşecek. Lig başladığında biz Fenerbahçe'nin fikstürünü önümüze açtığımızda hep e, deniyordu ki zorlu bir fikstürü var. Sen nasıl bakıyordun? Yani zorlu maçlarını ligin ilk periyodunda oynayacak olması avantaj mıydı? Böyle mi bakıyordun? Yoksa dezavantaj mı diyordun? Nasıl geçti e, o süreç? İlk başlangıçta aslında avantajdır. Yani o konuda en az kayıpla geçebilmek Fenerbahçe bunu en iyi şekilde yaptı. Ve son hafta fiksürüne bakıldığı zaman son 8 haftada bir tane deplasman olacak. Fenerbahçe fikstür olarak herkesten daha iyi Fikstür olarak en avantajlı denilen Beşiktaş'ın içinde bulunduğu duruma bakalım. Yani Fikstür biraz aslında yanıltabiliyor. Beşiktaş da yeni takımdı. Fenerbahçe de yeni takımdı. Bu arada aslında Ali Muzuz gibi oyuncular da dışarıda olmasına rağmen e, Rodriguez zaten iki, derbi önce sakatlandı. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin e, Fikstür'ü en başta zorlu gibi gözükse ama bu zorlu dönemden Fenerbahçe istediğini alarak ayrıldı. Şu anda Alain gerisinde e, ama her an liderliği yakalayacak pozisyonu da var. Zorlu maçlarını anlattı atlattı. Şimdi rakiplerinin puan kaybetmesini bekliyor. İşte Beşiktaş-Alanya maçı var bu hafta. Eğer Beşiktaş-Alanya'yı yenerse Fenerbahçe-Gazişehir maçının durumuna göre de belki bir ideallik pozisyonuna tekrar gelebilmiş olacak. Yani Gülcan abinin ifade ettiği gibi şimdi temizledi, etrafını bekliyor. Bu Gerçekten. arada da avantajlı maçlarını işte Antalya maçını kazanarak da milyarede rahat bir şekilde girmek istiyor. Antalya maçını biraz daha detaylı konuşalım o zaman. Foto maç 3 demiştik ki Kanarya'da gözler Antalya spor maçına çevrilmiş durumda. 3 puanla girelim milyarasına. Başlıkta bu olmuş. Hemen bakalım detaylarını. Antalya Sporu yenerek milli araya kayıpsız girmenin önemini vurgulamış öğrencilerine. Arada sakatlarımız da iyileşecek. O zaman tutulmayız ifadesini kullandı. Mozoz yine ayrı çalıştı. Dün de ta takımla çalışmış. Roji gezinde de tedavisi devam ediyor. Bireysel çalışmalara başladı. Hasan Ali Amerika'ya gitti. Antrenmanda yer almadı. Üç oyuncu yarın kadroda olmayacak. Onun da altını çizelim sevgili izleyenler. Derbiye göre Nasıl bir 11 bekliyorsun Antalya Spor karşısında? Nasıl bir kadro ve anlayışla çıkmalı? Ne dersin? Ee, çok bir değişiklik olur. Bu bence milli ara öncesi çok bir değişiklik olmaz. Belki Hasan Ali kaldırımın dönmesiyle beraber. Ben İsla'yı yine sabekte hmm. bekliyorum. E, orta saha kurgusunun çok değişme ihtimali vermiyorum. Yani Fenerbahçe bu maçla beraber e, Galatasaray'a yakın ideal 11 ile çıkacaktır. Milli aradan sonra da sakatların herhalde tamamı dönmüş olur o zaman. Ondan sonra artık yeni rotasyonlar Ersun alda zorlu bir süreç bekleyecektir. Bundan sonra tam takım olması halinde e, orta sahada formda oyuncular var. Şimdi e, baktığın zaman Dirar Solbek'te sezon başından beri Hasan Ali'nin yokluğunda iyi işler yapıyordu. Hasan Ali döndüğü zaman Dirar'ı biraz daha önde mi kullanacak? Mozus gelmiş olacak. E, Rodriguez gelmiş olacak. Dolayısıyla e, Ersun Hoca'nın işi pek de kolay olmayacak yani bu oynayan oyuncuları bozmak, oynayan kazanan 11'i bozarken Buradaki oyuncuları kulübeye çekmek bunların hepsi zor işler. Bunları nasıl başarabilecek mi? Ama Ersun Hoca benim sahada gördüğüm en büyük yardımcısı Emre Belezoğlu ile beraber bu işleri çözecektir evet. yani ama kolay değil. Yani çok da fazla derbi maçına göre bir rotasyon, bir değişiklik Yok çok fazla bekleme Çünkü son milli olmamış olsaydı beklemiyorum. Çünkü Avrupa maçı da oynamadıkları için milli maça göre Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında çok bir büyük böyle bir çaplı bir rotasyon olmaz. Belki olursa Hasan Ali Kaldırım orada dönüp ya da milli arayı da bekleyebilir yani. Ondan sonra daha sağlam bir ile birebir aynı kadrola bile çıkabilir yani. Çok büyük bir rotasyon beklemiyorum ben. Peki. Fenerbahçe'deki bu gidişatının sebeplerinden bir tanesi herhalde Emre Belezoğlu'nun varlığı. Öyle değil mi? Fanatik gazetesi net. böyle bir haber yapmış. Dokuzuncu sayfaya bir uzanalım sevgili izleyenler. İzman'dan neşeli görüntülere e, yer vermiş Fanatik gazetesi dokuzuncu sayfada. Geçtiğimiz sezon çok kötü geçmişti. E, Fenerbahçe'nin açısından. O süreç ...kötü sonuçları hep konuştuk. Gidişatı konuştuk. Şimdi Emre Belezoğlu'nun varlığı değil mi? Yani takımı bir hava getirdiği gibi duruyor. Bazı oyuncuların, mesela Ozan'ın performansı da... ...performansında da etkili oldu. Ne dersin? Ya %100. Başakşehir'in bu kadar ilk başlardaki kötü başlamasının sebebi de... ...Emre Belezoğlu'nun olmamasıydı. Emre Belezoğlu sahada sadece bir oyuncu değil. Oyuncudan fazlası. Oynuyor, oynatıyor. Liderlik vasfıyla, hırsıyla... <laughs> Arkadaşlarını o motive etmesiyle derbide mesela bir pozisyon vardı. Deniz'in kaybetti toptan sonra inanılmaz derecede isyan etti. Ve 5-6 dakika, dakika sonra zaten Deniz 5-6 dakika da, bir sonra, sonra da oyundan ayrılmak zorunda kaldı. Yani oyunu oynatıyor. Fenerbahçe'nin geçen sene en büyük eksikliği buydu. Sahada bir lider eksikliğiydi. Emre bu görevi fazlasıyla yapıyor. Ee, uzun bir aradan sonra bu lideri buldu Hı. ama Emre'nin de son senesi. Yani 39 Doğru. yaşında. Emre'den sonra oraya gelecek olan kişi için Fenerbahçe'nin şimdiden çalışma yapması lazım. Sonra yoksa önümüzdeki sene çok büyük sıkıntılar yaşar. Peki futbolcuların birlik olmasına, Samandıra'da artık huzurlu bir ortam olmasına sebebiyet vermiş Emre. Şöyle bir detaydan bahsetmiş gazete diyor ki geçmiş sezonlarda Samandıra'nın havası çok kötüydü. Ee, tabii Fenerbahçe muhabirleri daha net bilir anlatır bunu. Futbolcular tesisleri antrenman için gelip çalışma biter bitmez kaçar gibi uzaklaşıyorlarmış. Ama şimdi de çok farklı bir ortam e söz konusu olmuş. çok net Emre hakikaten yani saha içindeki teknik direktör ben Ersun Yanal'ın işinin yükünün yani kırkını falan hafiflettiğini diyorum. Geçen sene biliyorsunuz Ali Koç'un soyunma odasında bir e, aşağı yukarı 3-4 ay süren bir olay vardı. Bir sürü kadro evet. dışıları oldu. Teknik adamlarla bazı yardımcılarla yollar ayrıldı. İşte Emre'nin gibi Emre gibi bir oyuncunun o saha içindeki o liderlik vasfı olmayan evet. oyuncunun çok eksikliği hissediliyordu. Şu anda artık onu bir sakatlık yaşamadığı sürece Fenerbahçe fazlasıyla götürüyor burada. Peki bir haber var ona da bakalım. Aslında konuşmak istediğim bir noktaydı. Maçlardan önce özellikle derbi maçından önce çok konuşmuştuk. Ersun Yanal stoperde kimleri tercih edecek ortada hangi ikiliyi? Bazı yorumcular Jaysson'u karşıydılar ama hoca ısrarla oynatmayı sürdürüyor. Sebeplerini Volkan Demir bize açıklamış. Sabah uzanalım 23. sayfa. Yeni kurala göre Jaysson çabuk, süratli ve oyun kurucu olarak tanımlıyormuş teknik direktör Ersun Yanal onu. Ee, Jason'ı değişen kale vuruşu kuralı sebebiyle de bu arada tercih ediyor. Onun da altını çizelim. Yani Serdar ve Rami iyileşti ama ona rağmen e, riskli bir karar alıp Jason'ı kullanıyor. Acaba neden sorusu hep soruluyordu. Ee, değişen kale vuruşu kuralının etkili olduğu gelen bilgiler arasında. Yani oyunu kısa başlatmayı taktik olarak mı kullanıyor Yanal? Nasıl yani bunu, yorumlayalım? Bunu, Biraz teknik Bunu bir maçlık ama... yaparsın, iki maçlık yaparsın da ıssalla Jason şimdi Adil Rami elinde. Serdar elinde, Sadık elinde 3 tane stoperim var. 2 tane 2 maç üstü hata yaptığı zaman onun hızlı çabukluğu falan e, konuşulmaz. Yaptığı hatalar konuşulur. Evet. Jeyson birebirlerde zaten eğer Fenerbahçe e, Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Jeyson üzerinde biraz daha fazla oynasa Jeyson birebir de hata yapmaya çok müsait bir oyuncu. Evet hızlı çabuk ama e, Adil'le Adil itiraz ettiyseniz bu hafta Antalya Spor Maçı'nda oynatmanız gerekiyor. Oyun kurma özelliği olarak baktığımızda Jeyson diğer stoperlerin neresinde? E şimdi orta saha oyuncusu olduğu için stoper yönü var, savunma yönü biraz da orta sahada topu daha da tabii ki diğer stoperlere göre hızlı ve... İşte e, taciz noktası biraz da bu yüzden. Içerisinde. Ama rakipleriniz bunu çözdüğü anda o sıkıntıyı Doğru. yaşarsınız. Yani çünkü Jelson'un üzerine oynadığı zaman pas yapabiliyor ya da baskı yediği anda hı hı. E, top kaybı yaşayabiliyor. Ama top hakimiyeti iyi, pozisyon bilgisi iyi topu ama... Oyuna sokma da, topu oyuna sokmada, topu oyuna sokma iyi bundan eyvallah ama... E, zorlu maçlarda oyunu sıkıştığı anda senin üzerine baskı kurduğu anda Ceyhun Son gibi oyuncuyu çözdüğü zaman sıkıntı yaşayabilirler. Bu sefer Galatasaray'ın gündemine geçelim o zaman. Ne dersin? Tabii Savaş. ki. Biraz tabii Paris Saint Germain mücadelesinden bahsedeceğiz. Sonrasında 7. hafta ilk maçına bakarız Galatasaray açısından. Hemen gidelim Sabah Gazetesi'nin spor kapak sayfasına. Orada da Mehmet Özcan imzalı bir haber var Galatasaray muhabiri. Babel'den bahsetmiş Mehmet. Babel eleştirildi. Biraz bencil oynadığı yönünde savaş. Fatura Babel'e başlıkta bu. Belhanda'ya pas vermedi biliyorsunuz. Hollandalı'yı eleştiri yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı. Yani şimdi Onyekuru'yu arıyor taraftarlar. Forma giydiği 9 resmi maçta sadece 2 gol atabildi e, mevcut oyuncu. Gelen tepkiler sonrası da e, çareyi sosyal medyayı kapatmakta buldu fark ettiysen. Milli arada toparlanmasını bekliyor musun yoksa o formayı artık Andone'ye mi kaptırır ne dersin? Şimdi şöyle sadece bu maç olarak değil son 3 maçta baktığın zaman e, Babel'de bir performans düşüklüğü var bireysel oyunu çok fazla oynuyor. Topu ayağına aldığı zaman bırakmak bir, bir şey yok. Yani topu çok sevmeye başladı. Dolayısıyla hata yapmaya başladı. Yani orada senin de ifade ettiğin gibi ben maçtaydım. Arka tarafa verse bomboş Belanda Ve Belhanda'nın o tip pozisyonlardan hiç boşu yoktur. Yani kaleyi gördüğü zaman ayağının içiyle çok güzel o topu gole çevirebilirdi. Dolayısıyla orada taraftarlar da çok sinirlendi. Takım arkadaşları evet. arkadaşlar da çok sinirlendi. En çok teknik heyet bu konuda tabii ki kızdı. Gelen tepkiler üzerine sosyal medyayı kapatması Normal çok fazla kullanan da bir isim zaten. Devre arasında e, mutlaka önlemler alacaktır. Önemli bir oyuncu ama son 3 haftadır en çok tepki çeken oyunculardan bir tanesi. Bir de sebebi böyle durumlar söz konusu olduğunu hemen oyuncuların kazandığı para çıkartılır ortaya biliyorsun. <laughs> ee, i̇mza parası almıştı. artı bonuslarla beraber yılda 4.3 milyon euro kazanıyor Babel. İlk 11'deki yeri tehlikede demiş Mehmet Özcan'da. Ee, Gençler Birliği maçında yedek mi soyunur? Bence yedek soyunur. Gençler bir maçında sadece Babel değil bir e, beklerde de rotasyon bekliyorum. Hı hı. Yani orada 2-3 tane rotasyon bekliyorum. Herhalde e, bu akşam ve yarın akşam yapılacak idmanda kadro belirlenir ama işte evet. bu maçta rotasyon olur. Gençler bir maçında zor bir maç olacaktır. Yani onu da konuşuruz. Gençler bir maç öyle Galatasaray hep Avrupa maçları dönüşünde sıkıntılar yaşamıştır. Gençler de durumu çok iyi değil. Evet. Toparlama sürecinde rakip. teknik adamları tartışılıyor. Oradaki maçta zor olacaktır. Onyekuru haberi var aşağıda. Evet şimdi onu söyleyecektim. Onyekuru'yu arıyor taraftarlar. Bir ara aslında hatırlarsan yaz döneminde dönecek dendi. Tekrar Galatasaray'a gelecek dendi. Ama olmadı. Monaco'ya transfer oldu. Sakatlık durumu var. 7'ye düştü galiba orada da. Nijerya basını yazmış sürpriz bir iddia. Galatasaray'a dönebilir şeklinde okudun mu? Şimdi ee, gidişi zaten... Normalde Monaco çok ciddi bir para verdi. Galatasaray tekrar kiralamak istedi. Kiralayamadı. Monaco'ya gitti. Hı hı. E şu anda 4 maç bir asisti var. Golü yok. Evet Galatasaray'a kiralanabilir. Monaco'dan futbolcu almak zordur. Zaten Falcao transfer sürecini evet. biliyoruz. 3 ay falan sürdü. Eğer on, on kuru transferi yani kiralık olarak ikinci yarıda kiralık olarak alınacaksa şimdiden görüşmelerin hızlanması lazım. Çünkü Falcao transferi 3 ay sürdü. Bunu da peyderpey görüşmelerle sonlandırmak lazım devre kadar. Belhan'da eleştiriliyor. Eleştirilen bir başka oyuncu da daha doğrusu şey, Babel, e, Belhanda oldu. Onunla ilgili de bir haber var. Hemen bakalım Sabah gazetesine. kuru haberlerin hemen altında. Savaş o kadar çok isim konuşuyoruz ki artık bir noktadan sonra karışabiliyor. Tabii ki. Doğru. E, forma giydiği son 3 maçta kaleye sadece bir isabetli şut attı Belhanda. Kayıpları oynadı. Biraz sebeplerini konuşalım istersen. Çünkü son üç karşılaşmasında Belhanda'nın kritik değerlerini şöyle bir analiz etmiş Mehmet. Ee, i̇lk sezonda 3 gol 10 asistle oynamıştı. Geçen yıl 4 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. S bu sezon son 3 maçta yokları oynadı. Hücumda gösterdiği performansla etkili olamadı. İşte maçlar Kasımpaşa'nın yanı sıra Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain maçlarında toplam 242 dakikada kale e, sağdı olmuş. Sadece e, mücadelelerin 13'ünü kazanmış ama Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain maçlarında maskeyle oynadığını da hatırlatalım. Bu arada yukarıda haber yukarıda, yukarıda, belizmezsen... yukarıda Mehmet'in haberi, aşağıda Taner'in haberi. Bu tip haberleri çünkü Taner yapıyor. Taner'i e, kutluyorum. Bu tip şeyleri çok güzel yapıyor e, gerçekten de. Anılış ismini söylemezsem çok... çünkü Mehmet diye anons ettim galiba. Ben şöyle. tam düzeltiyorum. Sen gönülüyor. fark ettin olayı. Ama ee, çok aşağıda kalmış. Göremedim Doğru. ismini. Belhanda'nın bayağı altında kalmış ve gizlenmişken. Aman hakkını teslim edelim. Taner'in haberi bu. Taner bu tip haberleri gerçekten Aynen. iyi çıkarıyor. Eline iyi sağlık diyelim. Keşke Belan da daha iyi olsa. Mehmet de daha olumlu şey Taner de olumlu <laughs> haberlerini yapsa sen. <laughs> yani onları işi Mehmet, Taner'in Mehmet'in Babel haberi doğru. Babel'in bonusu, imza parası vesaire yüksek. Öyle bir oyuncuyu kira hani kulübede tutmak da zor olacaktır. Evet. Ama Fatih Hoca hiç kimsenin gözün yaşına bakmaz. Oynayan, hak eden futbolcu kim olursa olsun onun hakkını verir. Kulübeye şu kadar parayı alıyor, keş. bu kadar parayı alıyor diye bakmaz. Önümüzdeki süreçte de zaten farklı isimlerde kulübede görebileceğiz. Ekim ya Belhanda ile ilgili görüşlerin ne? Maske miydi sence bu performans düşüklüğünün sebebi? E kolay maske, değil tabii. Maske öyle biraz etkiler ama. tabii ki. Maske etkilememesi mümkün değil. Yani yüzünüzde bir maske var. Yürürken bile sizi rahatsız ediyor ki bu do mücadele eden, efor sarf eden bir oyuncu. Ee, ama kendindeki performans düşüklüğü de var. Bunu da kabul etmek lazım. Sadece maskeye bağlamak da doğru olmaz. Yani ne taraftarların bir sözü var. Ne onunla ne onsuz. Evet. Belhanda için, için şu anda Belhandası. Galatasaray taraftarları arasında bir anket yapılmış olsa, evet. anket açmış olsak hakikaten de o ne onla ne onsuz evet. sözü var ya tam Belhanda'ya göre. Bağlılığı dert, yokluğu dert. Bakıyorsun istatistiklere, oynamadığı maçlara Galatasaray puan evet. kaybetmiş, oynadığı maçlara bakıyorsun sahada yok. Hani e, o da artık bir toparlama sürecinde. Bülent Türk'e onunla alaka. Bülent'in Bülent şöyle bir görüşü var. Galatasaray'da neleri yapmadığını anlayabilmek için Soza'nın Trabzonspor'da neler yaptığına bir bakmak gerek diyor Bülent değişik yaklaşmış. Mesela 10 ya da 8 numara olmakta değil. O bölgede üretken olacaksınız. Gol asist, golü hazırlayan bir ara pas vereceksiniz. Belhanda'da bunlar yok. 2 yıldır ileriye top taşıyor diyerek değirmen döndürüyor demiş. Çok doğru söylüyor. Bülent abi yine böyle nokta tespitleri vardır. Onlardan Aynen. bir tanesini daha yapmış. Sevgili Bülent abi selam olsun. Selam yani de. burada 6 da olması fark etmez. Dediği gibi çok doğru tespit. 8 de olsan 10 da olsan orada ne verebileceğin önemli. Yani seri geliyor 6 oynuyor ama 10 numara gibi de oynayabiliyor. Evet. Dolayısıyla Belhanda 10 numaranın hakkını vermedi, veremiyor. Ben 8 numarayım, 10 numara değilim. O zaman 10 numarayı giyme mesela Belhanda yani. Öyle bir geldiğinden beri bir kendi ifadesi var. Ben tam olarak bir 10 numara değilim diye. Ama geldiğinden beri 10 numarayı giyiyorsun. Hatta sınaydar daha gitmemişti hatırlıyor musun? Tabii Çok ki. Kötü, yani kötü, orada kötü geldiğinden itibaren o almış sırtına geçirdiği forma numarası hep kendinde büyük oldu. Kendisi de şunu ifade ediyor sürekli. Ben 8 numarayım. 8 numara gibi oyna. Bülent abi ne diyor orada? Sosa da 8 sekiz numara. 8-10 sekiz meselesi değil. Orada orta sahada oynuyorsan en iyisini yapacaksın. Artık bir şeyleri sahiplen. Biraz daha fazla sorumluluk al. Biraz daha pas. Biraz daha şut. Yani bunların hiçbirisi yok. Pasın yok. Şutun yok. E, her maçta geri paslarıyla ya da yan paslarınla ön plana çıkıyorsun. Maske son iki maçta biraz şey midir? Olumsuzluk yönde evet ama genel anlamda Doğru. Bu hafta maskesiz de, ikinci yer oynadın, maskesiz de aynı yani. Ben de Bülent'e katılıyorum. Yani 10 ya da 8 numara olmak değil. Yani o bölgede muhakkak bir üretkenlik bekleniyor. Bu doğru ama çok yanlış bir strateji oldu değil mi? O 10 numarayı mesela daha Sinayder gitmeden sırtına geçmesi. E, tabii ki o, o zaman... o zaman... Her röportajında söyledi ben 10 numara değilim, 8 numarayım diye üstüne basa basa. Ama bir şekilde taraftarın da gözünde e, bir 10 numara, klasik bir 10 numara gibi bir profil e, çizdi. 10 numarayı giydiğin o, anda, çok onu değil. giydiğin evet. anda zaten 10 numarasın ama... Yine söylüyorum Bülent Bülent dediği gibi yani sen orada 8 numara gibi görüyorsan kendini 8 numara gibi oyna zaman. Bakıyorsun şimdi bu Paris Saint-Germain maçında taraftarların son 3-4 senedir Selçuk'a yan pas geri pas yapmalarında çok kızıyorlardı. Birebir Selçuk'la aynı şeyleri yapmaya başladı. Yani o zaman ne oluyor? Peki. Kaptana da haksızlık etmiş oluyoruz yani. Mehmet'e ve Taner Karaman'a teşekkür ederim. İkisi de çok güzel haberler ve analizler yapmışlar. Foto maç gazetesine geçiyoruz. Falco için yeni sistem. Biraz da Falco'dan bahsedeceğiz. Yeteri kadar beslenebiliyor mu acaba? Onunla ilgili de soru bu. Terim Kolombiyalı Forvet'in yanına Andone'yi monte edecekmiş. E, golleri sıralaması için aldı Galatasaray onu. E, ama topla buluşturamadı. Yeni sistem arayışı yaratmaya çalışıyorlar galiba. 3-5-2 veya 4-4-2'ye dönüp... Falcon'un etkisini arttırması mümkün olur mu savaş? Her şeyi yapacaklar artık yani her şeyi deneyecekler. Falcon'a gol attırmak için ee, ama şöyle de bir gerçek var ki sistemin değişmesi gerekiyor. Çünkü Paris Saint Germain maçında üçlü savunma bu kadar başarılı olacağını ben de beklemiyordum. Donk'un özellikle üst düzey bir performans sergilemesini beklemiyordum. Donk orada aynen. çok nokta görevi yaptı. Yani iki tane savunmacının stoperin arasında gerçek bir böyle mevkisi tam bir stoper oyuncusu gibi işini iyi yaptı. Ama beklerin bu kadar kötü olması üç tane stoperin güven verdiği yerde bir tarafta Nagatomo, bir tarafta Mariano hı hı. inanılmaz e, özellikle ortalar konusunda çok koştular. Fakat isabetsiz ortalarla o takımın 1-0'da kalması skoru korunmasında tamam varlar ama o Falcao'ya topla buluşturmama konusunda beklerin o maçta zaten bir tane isabetli ortası yok neredeyse. Orta sahaya bakıyorsun Belhanda aynı. Babel Zaten e, o maçta çok bambaşka bir Babel vardı. Fegül'ü oyuna girdikten sonra Fegül'ü kez aynı şekilde. E, seri bir şeyler yaptı, çalıştı, koşturdu, mücadele etti. Bak Seri Enzonzi o maçın en iyi ikilisiydi orta sahada. Bence Ama Babel'in, e, Falcao'nun istediği toplar kanatlardan gelmesi gerekiyordu yani. E, bu arada France Football dedi ki Paris Saint Germain'e yenildiği maçta Falcao'nun etkisiz kaldığını yazdılar sevgili izleyenler. Galatasaray Falcao'yu oyuna hiç sokamadı. O da bireysel olarak etkili olamadı. İleride yalnız kaldı. Gol yollarına Paris Saint-Germain'e sorun çıkartamadı o yüzden dedi. Oyuncunun kendisini sözlerini hatırlıyor musun? Paris Saint Germain maçı sonrasında son pasları daha iyi kullanabilseydik değişik bir skor alabilirdik dedi. Son pasları daha iyi kullanabilmek için o kendisi bir tevazi davranıyor. Pas alması Uzun gerekiyor. Yani evet. orada bir davranıyor. Gerçekten de çok mütevazi bir oyuncu. Topla gibi bir ifadesi yok. Yok yeterince orada sistem Çünkü etmiyor. Çünkü Arkadaş, bunu zaman, zaman ar yaparlar. Arkadaşlarını orada ateşe atmıyor. Doğru bir davranış. Ama Bence de. eğer Falcao bu şekilde devam ederse. Şimdi Falcao'yu şöyle eleştirelim sevgili Çiğdem. Yani 3 tane top gelmiştir Paris Saint Germain maçında. İkisini avuta atmıştır. Birini kaleci kurtarmıştır. buramadı Ya adama top gelmiyor ya. Falcao gibi gidiyor kendi topunu kendi almaya çalışıyor. Bir golü var şu anda. Orta İlk alanda. çıktı Kasımpaşa maçında. Evet golü bir golü var. E, derbide de çok güzel bir gol attı. Evet. Ama işte verilmedi. O say yani şimdi Falcao'ya top gelir. Atarsınız o atamaz. Yine çok mütevazı davranıyor. Başkası olsa Cagney 50 kere demiş top alamıyorum <laughs> diye mesela. 50 kere her hafta bağırıyordu top gelmiyor top gelmiyor diye. E, bu bu arada... takım böyle öneme devam ederse Falcao'ya gol attırmayı unutur ve Falcao gol atamadığı her maçta Galatasaray tartışılmaya devam eder. O yüzden ne yapıp yapıp Falcao'nun üzerine oynayın demiyorum bak bütün takım Falcao'nun üzerine bir, bir insanın üzerine olmasın her zaman karşıyımdır. Ama Falcao gibi bir golcünüz varsa ortadan ve kanatlardan besleyeceksiniz bu adamı. Peki Gomize demiş ki, Cimbom'un eski gol kralı biz Falcao ile konuştuk." diyor telefonda. Demiş ki e, unutamayacağı anlar yaşatacağını düşünüyorum Falcon'un Galatasaray'a diyor. Terim de forvet oyuncularını sürekli beslemeye dayalı bir oyun anlayışına sahip. Paslar gelsin o zaman zaten golünü atar demiş. E, şimdi de bir taktik değişikliğinden bahsediliyor. Bunu da altın çizelim. Formsuz ve pas tercihleri zayıf dedik Babel için. Yani eleştiriler böyleydi. Onun yerine Andone ye ilk 11'e girecekmiş. 4-4-2-3-5-2 kullanılacak sistemler bunlar büyük ihtimalle. Orada Sevgili Gomiz doğru söylüyor ama Gomiz'in oynadığı dönemde o kadar güzel bir çalışan bekler vardı ki. Biraz daha ne bakıyorsun? Bir tarafta Rodriguez çok evet. formdaydı. Bu tarafa bakıyorsun, Fegül'ü çok formdaydı. E, Endia'ya Fernando orta sahası zaten her türlü topu ileri taşıyorlardı ve Gomiz her alan her yer maçın mesela 90 dakikasında sahada kaldığı zaman yani 15-20 kere falan topla buluşuyordu ve kendisi de çok güzel istiyordu, kendisi de alıyordu, kendisi de alıyordu kendini saklayabiliyordu. Şimdi baktığımız zaman o takımda orta sahada ve kanatlarda e, top gitmeyince çalışmayınca falka ya yalnız geliyor. Ama bu mutlaka çözülecektir. Eğer bu çözülemezse Galatasaray'ın büyük sıkıntısı olacak. Her hafta falka evet. neden gol atamıyor tartışacağız ve Galatasaray'a büyük zarar verecek. Peki. Evet sabah sporunda son saat dilimindeyiz. Gelişmeleri paylaştık sizlerle. Yeni güne yansıyan ilk manşetlere bakma vakti bir kez daha geldi. Savaş Yorlu bu bölümde bizlerle birlikte. Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını konuşarak başlayalım istiyoruz bu bölüme. Hemen Beşiktaş'ın sayfaları ek ekranlarımıza gelsin. Foto maçın dördüncü sayfası. En keskin viraj demiş Savaş. Ee, Wolverhampton maçı var önünde. Kav grubu ikinci maçında Wolverhampton ağlayacak. Ee, İngiliz rakibini mağlup ederek yeniden yükselişe geçebilecek mi? Soru bu. Abdullah Ağacı'nın açıklamalarını ilk bölümde de ekranlarımıza taşımıştık. Nasıl bir maç bekliyorsun? Nasıl bir oyun kurgusuyla çıkmalı? Biraz daha teknik taktik konuşalım. Şimdi teknik taktik tabii ki Abdullah Hoca'nın elinde. Evet. Şu ana kadar göstermiş oldu mevcut kadroya göre teknik taktik kimse bir şey anlamadı. Kendisi de bas toplantısında ifade ediyor yeni araçlar içinde olduğunu, bir takım değişiklikler yapabileceğini, öz eleştiri yapıyor, yapmamız gerektiğini kendisi ifade ediyor yani kendi ifadesiyle. Dolayısıyla bu maçta da yine elindeki mevcut kadronun içinde yine birkaç değişiklikle Trabzonspor maçının kadrosuna baktığımız zaman birkaç değişiklikle çıkacaktır. Ama kolay bir maç değil. Hı, hı. Şimdi Wolverton'un kadrosuna bakıyorsun. 335 milyon euro değeri var. Beşiktaş'a bakıyorsun. 85 mi? Beş kat falan değeri. Sadece golcüleri Jimenez 35 milyon euro civarı bir evet. değeri var. Burada tabii ki değerler değil, istekler ortaya koyacak, hırs koyacak, mücadele. taraftarın gücü bu maça ne kadar e, etki edecek çok önemli. Beşiktaş taraftarı çünkü istediği anda futbolcuyu, ...sağda uyuyan futbolcuyu bir uyandırabiliyor. Ama Beşiktaş taraftarının da o enerjisi artık bakıldığı zaman sezon başında yaşananlardan dolayı işte o kopukluklar, yönetimsel kopuk, sahadaki futbol. Benim hep söylemiş olduğum bir şey vardı. Beşiktaş taraftarı şunu istiyor. Oynasın, mücadele etsin, hırsını ortaya koysun ama kaybetsin. Beşiktaş bu sene hiç onu görmedi. Buna kızıyor Beşiktaş taraftarı arkadaşlarımız. Yani o mücadele, hırs, sahada görmesi gereken, görülmesi gerekenleri göremedikleri için Dolayısıyla <laughs> tam anlamıyla da... Yani yaşına... kaybediyorsa da mücadele ederek kaybetsin. Nasıl Bunu kaybedersin? Galatasaray, Paris Saint-Germain'e karşı 1-0 evet. kaybetti ama hiçbir şekilde ezilmedi. Evet, futbolda sonuç önemlidir. Ama bu kolay değil. 1 milyar, 1 milyar evet, euronun üzerinde bahsediyor. olan bir kadro değerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla o takıma karşı 1-0 yenildi ama ezilmedi. Yani diyorlar ki işte bu şey teselli. Hayır teselli değil. Futbol oyna, taraftarın seni alkışlasın. Beşiktaş'ta bu sene bunu hiç göremedik. Peki Karius Gökhan Vida, Necip, Reboşo dörtlüsü savunma hattına oluşturulacak. Burada bir kanal istersen. <laughs> Sen beklerde farklı tercihler olabilir demiştin. E, Reboşo'da mutabız galiba sene. Reboşo'da da ben dedim. de mutabız. geçen maçta e, benim beğenime rağmen Caner eleştirilmişti Trabzonspor hı hı. maçında. E, yine öyle bir değişiklik orada bekliyorum Caner'in olmayıp Reboşo'nun olması. Gökhan'ın yerine? E, Gökhan'ın yerine şey olabilir. Sivas'tan gelen Douglas. Douglas. Yani bunu da denedir Abdullah Hoca. İki hafta önce de Douglas Rebeşo denedi yine. O Ortadan başta da değişiklik yapılabilir mi? Elneni Dorukan Yayıç dedik. Daha doğrusu Aspor Editör Masası böyle demiş. Ee, bir takım kaynaklar Atiba'dan da bahsediyor. Diye bir diyenler var. Atiba olsan diye bir demiş Foto Maç gazetesi mesela. Ben Burak'ın e, oynayıp oynamayacağı belli değil. Dün akşam geç saatlerde bana oynamayacağı şeklinde bir bilgi geldi. Hı hı. Eğer Burak oynamazsa mecburiyetten güven Burak'la yer değiştirir. Oraya da e, kim demiştim? Lens. Lens. Lens'in oynamasını. Çünkü Lens bu tip maçları seviyor. E, sonra üzerine de biraz fazlaca yük bindi. Fakat şu takım Kovarajma'yı çok arıyor ya. Yani. yani tabii, bu kadar e, B planı olmadan gönderilmesi. Ben hala Abdullah Avcı'nın gönderilişinde Serdar kulakları çınlasın Abdullah Hoca istemedi diyor. Abdullah Hoca istemeden bir oyuncu gönderiliyorsa zaten orada bir sıkıntı vardır. Bunu hep söylerim. Yani teknik adamla istemediği bir oyuncuyu gönderirsin ya da istemediği bir oyuncuyu alırsan orada bir sıkıntı vardır. Koyar varlığı bir dert yokluğu bir dert Belhanda tarzı. Ama Koyar biraz daha usta bir ayaktı. Bir anda sana maçı çevirebiliyordu. Şu kadro herhalde bir savunmada Necip'in yerine orada bir Roku olabilir. Evet. Onun dışında bir de Güven Burak değişikliğiyle zannediyorum aynı kadro olur. Panatik de mesela Burak Yılmaz'ın oynayacağını öngörmüş. Bazı kaynaklar oynamayacak derken... E, oynayacak diyenler de var. Bizim 11'imizde de. Burak oynarsa e, da Burak Güven e, ikilisi oluyor bak. Evet. Burada normalde son maçta da gördük bunu. Güven tek başına kaldığı zaman güvenini kaybediyor. Yani o ismiyle beraber o özgüvenini kaybediyor. Burak'ın olduğu her maçta güvene özgüven geliyor. Çünkü önünde Burak var, yanında Burak var biliyor. Oradan seken toplarla zaten genelde mesela baktığımız zaman son maçta Burak'ın yanından çok güzel bir top sekti. Gelişine vurdu, gol oldu. Bunu geçmişteki maçlarda da bazı maçlarda yaptı. Eğer Burak'ta bir sıkıntı olmayıp maça başlarsa bir tek bence savunmada bir de bir değişiklik olur. Onun için de kadro böyle olur. Ee, bir biraz da rakip analizi yapalım. Fanatik 5. sayfa yapmış. Wolverhampton'ı yakından takip eden bir muhabir Tim Spears bu akşamki maç öncesinde Kartal'ın rakibini değerlendirmiş. Biz de gidelim o sayfaya bakalım. Geçtiğimiz cumartesi günü Watford karşısında ilk lig zaferlerini kazandılar bu arada. Bu da Beşiktaş maçı öncesinde özgüvenlerini tazelemiş oldu. Son haftalarda 3-4-3 oynuyorlarmış. Ofansif oynamayı da çok seven bir kulüp bu yüzden belki handikap yaratılabilir. Yani takımın savunma hattında bazen sorunlar yaşanabiliyor. Ama yine de çok etkili bir oyun ortaya koyabiliyorlar. Ee, yukarı çıkacağız. Jimenez Traore ikilisine dikkat başlığında. Teşekkürler. Traore Wolverhampton'da İngiltere'deki en hızlı oyunculardan bir tanesi biliyorsunuz. 6 asist yaptı çok formda. Ee, sen de zikrettin. Değil Az önce değil? beraber konuşmuştuk. bahsediyoruz. Onunla beraber Traore etkili isim, orta sahada ve kilit isim Moutinho herhalde. Yani tabii ki alt üzerine baktığında güçlü bir rakip, güçlü bir ekip. Beşiktaş kendisi aslında. Bu bir avantaj olabilir mi? Ne dersin? Yani skor tamir ya var ben mı? Ben skor tamir olarak demeyelim ama... E... Biraz önce yine sohbet ettim. Bütçeler hep yanıltıcı olabiliyor. İşte bu takımın şu kadar bütçesi var, bu takımın bu kadar bütçesi var. Beş katı bütçesi var. Doğrudur ama... Yani Türk takımları için de biliyorsun bazen bu tarz yorumlar yapıldığında hizmetle tabii ki. sonuçlanabiliyordu. Doğru. Mesela gidip Anadolu'da bir takıma yenebilirsin. Şey. Ya da Alain Spor'un takım değerine bakalım. Beşiktaş'a e, Galatasaray'a Fener'e bakalım. Şu anda Alain Spor lider. Ya demek istediğim şu. Beşiktaş'ın bu akşamki futbol oynayabilmesi için, futbol oynatacak, o takıma güç verecek hı hı. en önemli etken bugün seyirci. Seyirci eğer bugün görev yaparsa Beşiktaş buradan mutlak istediği puanla alabilir. Hata yapmaktan korkmamaları lazım. Korkmama oyuncu topluluğu olması lazım. Bu <laughs> konuda da Abdullah Avcı'nın hani çok rahat değil. Biliyor ki ben bu maçı kaybedersem Alanya Spor maçı son Spor. maçım olacak. O yüzden Abdullah Hoca'nın e, psikolojisi oyunculara vereceği o destek, teknik, taktik, özgüven e, nasıl bir şey yapmıştır? Bunu bu akşam sahaya çıktığı zaman göreceğiz. Peki biraz birazdan sağ dışından bahsedelim. Beşiktaş adına Aday olmuyor. Eski yönetici canda Işık sosyal Medya Hesabı'ndan bir paylaşım yaptı. Foto Maç Gazetesi'nin hemen dördüncü sayfasına gidelim. Başkan Orman'la görüştüm, aday olmayacak dedi. Böyle bir paylaşımı var 20 Ekim Pazar günü. Bir olağanüstü seçimli genel kurul olacak biliyorsunuz. En çok sorulan sorulardan da bir tanesi Başkan Fikret Orman acaba yeniden aday olacak mıydı? Böyle bir açıklama geldi. Fikret Orman'la konuştum. Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim. Değiştirmeyeceğim. aday değilim. Olmayacağım demiş. Diğer yandan Erol Kaynar adaylığını açıkladı biliyorsun. Beşiktaş Camiası'nın sevilen isimlerinden. üzerime düşeni yapmaktan asla çekinmem dedi. Daha önce de aday olmuştu hatırlarsan. 2400 sanırım. nasıl yorumluyorsun bu süreci? Sayın Fikret Orman'ın kendi ifadesini bekliyorum. Yani Candan Tolga Işık ya da işte bir başkasından bizim muhabir arkadaşlarımızdan Fikret Orman aday olmuyorum açıklaması diye çıkıp Fikret Orman'ın yani son kez o en son basın toplantısında bile ben istifa ediyorum demedi, bırakıyorum demedi uca açık bir şekilde. Şu anda bir gerçek var. Seçim kararı alındı. Ama Sayın Fikret Orman'ın dün e, Abdullah Avcı'nın basın toplantısında canlı canlı takip etti basın toplantısına gelerekten. Konuşmadı orada hiçbir arkadaşımıza ama basın toplantısını canlı izledi. Dolayısıyla bu süreçte Fikret Orman'ın ben e, olmayacak, aday olmuyorum ifadelerine rağmen ucunu açık bırakıyorum. İlerleyen süreçte her şey olabilir diyorum. Ama Fikret Orman aday olmazsa ve camiayı birleştirici bir aday çıkmazsa, tek aday üzerine çıkmazsa gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Gel, çok adaylı bir seçime görülecek gibi gözüküyor. Hı hı. Ne olur? Yıldırım Demirel'in ismi geçiyor. Serdar Adalı'nın. Ahmet Şebi. Erol, Erol Kaynar dün açıkladı ki, Erol Kaynar ben geçmişte yöneticilik yaptığı dönemlerde bilirim. Hem Yıldırım Demirören'le hem Fikret Orman'la Süleyman Sebe ekolünden gelmiş o dönemleri çok evet, iyi bilen bir evet, isim. Aynen. Erol Kaynar'ın... Çevreden e, de ciddi destek ve... Çok da ciddi destek var. Sevilen de bir isim. Erol Kaynar başkan adayı olarak çıktı ama yarın eğer bir konsensüs sağlanıp tek aday yüzüne birleşirse Erol Kaynar gibi isimlerden de yararlanması lazım. Böyle güçlü bir liste oluşacaksa. Bu arada Ahmet Nurcu'ya hatırlarsın daha önce şey demişti. Fikret Orman'ın aday olduğu yerde ben aday olmam demişti. Şimdi Fikret Orman'ın ağzından tabii duyulmadı bu sözler. Candaş Işık yayınladı böyle bir mesajı. Yani gözler şunu çebiğe çevrildi. Nasıl bir hamle yapacak şekilde. Bir iki gün içerisinde olağanüstü seçimde başkan adayı olacağını resmen açıklaması bekleniyormuş. Ben e, bir iki gün içinde yeni gelişmeler de bekliyorum. Sayın e, eski federasyon başkanı, eski ve başkanı Yıldırım Demirören'in de henüz bir son sözü söylemedi. Kendisine de büyük bir Sadece baskı var. Sadece duyumlar var değil mi? Kendisine baskı var bu konuda aday olması yönünde. Yani tek aday, güçlü bir aday altında birleştirmek için camianın bir takım çalışmaları var. Eğer böyle 5-6 adayla gelen bir seçim olsa Beşiktaş'a sıkıntılar hakikaten bitmez. Yani şu anda Beşiktaş'ın en büyük olması gereken şey o birliktelik, o konsensüs sağlanıp bir tek izim üzerinde birleşmeleri. Bunu yaparlarsa Beşiktaş'ı toparlayabilirler. Yoksa Beşiktaş'ı bu sene çok zorlu günler bekler yani. Peki devam edelim. Sağ içine geri dönüş yapıyoruz. O kadar fazla konumuz var ki Savaş. Böyle adım adım kısa kısa gidelim. Bu Program Fanatic. böyle bu programda her şey her, an her şey değişebiliyor. Aynen. Fanatik 4 diyeceğiz. Bu sefer Trabzonspor'un rakibinden bahsedelim. Ardından Başakşehir'inkine de göz atacağız. Haydi fırtına demiş Fanatik gazetesi. Avrupa Ligi'ne ve yenilgisiyle başlamıştı hatırlayın. Bu akşam Bazerle kozlarını paylaşacak. Tabii güçlü bir rakip kendi evinde oynayacak. Trabzonspor'da. da taraftarının desteğini kesinlikle arkasına alacaktır. Yenebilir mi sıçra temsilcisini? Yani üç temsilci arasında belki ben... de Dediğin gibi en güçlü olarak rakibini yenmeye yönelik. söylüyorum. Trabzon Bak, gözüküyor. E, İsviçre Ligi'nde lider olmasına rağmen. Aynen. Dengelere bakıldığı zaman Trabzonspor, yani bu üç takım arasındaki denge açısından, e, Bazel'i yenebilecek en rahat takım Trabzonspor gözüküyor. Yani bu akşam bana üç puanı hangisi daha çok yakın dersen, ben Trabzonspor'u daha yakın görüyorum. Hı hı. E, o üç puan bir ülke için çok önemli. E, kadro olarak baktığı zaman Trabzonspor daha hazır, takım olarak daha hazır, teknik adam olarak. Beşiktaş'a e bakıyorum, Başakşehir'e bakıyorum, Trabzonspor'a bakıyorum. Her anlamda Trabzonspor'u 3 puanı daha çok yakıştırıyorum. Yakıştırıyorum derken e, gördüğüm de o, hissettiğim de o. Ben bu akşam yani buradan 3 e, puanla ayrılacak Umarız. olan takım olarak Trabzonspor'u görüyorum net olarak. Umarız ziyaret temsilcilerimiz de aynı sonuçla ayrılırlar galibiyetle. Ünal Karaman basın toplantısında iddialı konuştu. Savaş ilk bölümde de üzerinden gitmiştik zaten. İyi oynayarak biz sonucu alacağız dedi. Gerçekten oyunun hem savunma hem de hücum yönünü çok iyi oynayan bir ekiple karşılaşacağız. Avrupa kültürünü de almış bir takım. Çok zor işimiz ama biz oynayacağız. Arzu ettiğimiz sonuçları alacağız dedi. Marcel Koller de konuştu. Rakip takımın teknik direktörü. Ofansif olarak kuvvetli rakiplere Trabzon için zorlayacaklar ama önlemleri aldık diyor. Tecrübeli, yurt dışında oynamış oyuncular var. Biz de evimizde iyi bir çıkış yakaladık sürdürmek istiyoruz ifadesini kullandı. İki, teknik adamın sözlerini nasıl yorumladın? Ünal Hoca'nın e, sözlerini ben her maç sonrası bir defa öz yapmasını bilen bir teknik adam. Evet. Yani hem kendi adına hem futbolcular adına kötü oynadıkları zaman da çok net bir şekilde öz yapabiliyor. Kazandıkları zaman da ayağının üzerine basabilen bir teknik adam. E, Trabzonspor için o bir konuda avantaj. Futbolcuların psikolojisini çok iyi biliyor kendisi de ifade etti. Basın toplantısında bazı değişiklikler yapacağım ama dedi. Yani burada sanki kadrosal değil. Normalde ideal 11'e yakın bir 11'e çıkıp sonuca göre değişiklik yapacak gibime geliyor. Yani şöyle elinde çok fazla sakatlık var. Bunları konuşuyoruz zaten. Pazar karşılaşmasında da pazar günü 4-1 kazandığı Beşiktaş maçının kadrosunu değiştirmeyecek mi sence? Bir iki değişiklik olacaktır mutlaka. Mesela Sosa'yı dinlediğiniz Sosa çok yoruldu çünkü. Sosa Trabzonspor için şu anda olmazsa olmazlarından bir tanesi bence. En başta geliyor. Yani şu kadroda e, sakatlanmasın diyebileceğim herhalde ilk oyuncu Nasıl Emre falan, Fenerbahçe'de ayrı bir adet diyorsak Fener Trabzonspor'da o derece iyi gidiyor. Stoperde yine kampinin yerine Hüseyin o zaman. Ben iki Hüseyin'i Hüseyin bekliyorum. Zaten Çünkü Kâmil Hüseyin... Ahmet yerine Kamil Ahmet. Evet, Zınırlığı Kamil Ahmet Çörekçi geçen haftaki maçta Beşiktaş maçında herkesi şaşırttı. Yanlış tercih denildi. Ah dedi böyle o kadro mu olur denildi. Hı hı. Ama e, görevini çok iyi yaptı. Şimdi hep söylüyorum Ünal Hoca ya da diğer teknik adamlar futbolcularla daha fazla zaman geçiriyor. Onların sürekli çalışmaları, yedi yemekler, hı. kondisyonu, koşu mesafeleri. Ben de şaşırdım açısı Kamil Ahmet'i görünce. Ama e, oldukça iyi performans sergiledi. Bugün de bence öyle devam edebilir. Peki Başakşehir ne yaparsa aslında Mönchengladbach karşısında? Mönchengladbach karşısında zorlanır. Berabere, eğer bir beraberlik bile iyi sonuç olur bence. E, Okan Hoca da iki haftadır iyi gidiyor. Takımı toparlamaya başladı. O da kolay değil. Yeni bir sistem, yeni bir teknik adam. E, futbolcular topluluğu uzun zamandır Abdullah Hoca'nın sisteminde oynayan bir topluluk vardı. O sistemi kırmak kolay değil. Futbolcularla biz zaman zaman başak şey cebesinden baktığı zaman o geçiş döneminde çok zorlanmışlar. Sezon başından beri okan hocanın sistemine uymaya çalışıyor ve bazılarının da çok yadırgadıklarını duyuyoruz. E, dolayısıyla kolay bir şey değil. Ama e, München Almanya Ligi'nde Dortmund gibi çok önemli takımların e, üstünde birkaç puanla yani böyle Mönchengladbach Galatasaray e, dışarıdan bakıldığı zaman böyle kolay lokma gibi gözükmesin. Aynen. Şu gruptaki en zor maçlardan bir tanesi yani. Eğer Başakşehir e beraberlikle ayrılırsa iyi olur. Gönül ister ki 3 üç takımda üçer puan alsın, 9 puan alsın süper olur. Ama Başakşehir işi zor. Peki 3 temsilcimize de başarılar dileyelim sevgili izleyenler. Rakipleri karşısında kendi evinde. Hemen geçelim takvim gazetesine. 14. sayfa ekranlarımızda dikkat çekici bir haber var. Bu sefer Fenerbahçe ile alakalı bir haber seçtim. Manzuk için yerine Vedat Muriç başlıkta bu. E, Juventus'u konuşuyoruz. Sürekli Vedat'ı takip ettiği haberler var. Çizme basını da haberleştiriyor Vedat'ı sürekli. Devre arasında Hırvat Golcu, Mazuk İç'le yollar ayrılacakmış. Okudun mu? Okudum. E, yerini Vedat Muriç'le dolduracakmış Juventus'ta. Sarı çok istiyormuş onu. Yani devre arasında herhalde adını sıkça okuyacağımız oyunculardan bir tanesi Vedat olacak. Çünkü birçok kulüp adım adım takip etmeye başladı bile onu. Benim tahminime göre ki Vedat Muriç'in talipler olabilir. Devre arasına kadar Juventus'ta tutusunda başka takımlar da gelir. Yani böyle 30-40 milyon euroları görmüş olsa bile Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'i satacağına imkan dahilinde ihtimal vermiyorum. Devre arasında. Devre arasında ihtimal dahi vermiyorum. Yani Vedat Muriç'in yerine alınabilecek bir golcü, Vedat Muriç'in yerini devre arasında gelip doldurma şans yani doldurma imkanı hı hı. yok. Dolayısıyla orada e, ikinci yarı Fikstüre de baktığımız zaman ben Fenerbahçe'nin fikstürünü eğer kendi içlerinde bir şey olmazsa şampiyonluk şansı olarak bakarsan son 8 haftası inanılmaz iyi. Öyle bir kumar oynamaz Fenerbahçe yönetimi. Vedat Muriç transfer teklifleri gelir ama çok erken galiba sanki daha böyle 7. haftada şimdiden bu rakamların konuşulması Vedat Muriç'i de olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Ama üstüne basarak net ifade ediyorum 30-40 milyon euroları görse Fenerbahçe yönetimi satmaz satamaz. Çünkü elindeki tek golcü. Şu anda Vedat Muriç'in alternatifi Mevlüt Vedat Muriç'in yokluğunda da yeni gelecek bir golcü de olamaz. O yüzden Fenerbahçe bence tekliflere kapalı izleyerekten futbolcunun oyuncunun kafasında karışmaması lazım. 2023 yılına kadar sözleşmesi var bu arada. Ee, Rize'den 3,5 milyon euroya transfer edilmişti. Şimdiden dediğim gibi rakamlar konuşulmaya başlanmış. 25 milyon eurolardan kapı açılacakmış. Hatta fotoğraf için kapak sayfasıydı sanırım. Birkaç hafta önce 50 milyon Euro şeklinde bir manşet atmıştı. Türkiye'de 50 milyon euroya hiçbir zaman futbolcu gitmez. Ama devre arasında diyorsun. Türkiye'de 50 milyon beklemez. euroya bir daha bir futbolcu gitmez. En son işte Cenk Beşiktaş'ta şampiyonlar günü gitmişti. O şu anda en üst rakam. Evet. Böyle 50 milyon eurolara falan bir futbolcu bir yere gidemez yani. Süper Lig'de şu ana kadar 6 maçta forma giydi. 3 golü var. Yani beklentilerini karşıladı mı sence 6 haftada Vedat Muniç? Bence evet. Falcon'un gelmesi de onu etkilemiştir olumlu anlamda çok etkiledi. Olumlu yönde de olabilir, yani olumsuz yönde de olabilir. Yani şimdi aslında şöyle bir şey. Ben ilk günden beri söylüyorum. Daha Falco Galatasaray'a geldi. Ligin daha birinci hafta oynanmadı. Sürekli kendi meslektaşlarıma da, arkadaşlarıma da, yorumculara da, taraftarlara da Vedat Muriç'le Falco ya kıyaslamasını yapmayalım arkadaşlar. Evet, diyorum. Vedat Muriç'e de, Vedat e de haksızlık yapmış olabiliriz. Yok. Hakikaten Vedat Muriç de bunun altında yani eziliyor demeyeyim ama Vedat Muriç bundan da etkileniyordur yani. Yani Sürekli. sezon boyunca elbette gol krallığı için yarışacaklar. O sayılar yarıştırılabilir ama karşılaştırma yapmak kariyer anlamında değil mi? Dediğin gibi e tabii ki kariyer anlamında, verebilir. rekabet anlamında Vedat Muriç'in bak performansı, koşu mesafesi, derbide Vedat Muriç mi Falka mı dersen Vedat Muriç çok daha fazla koştu, çok daha evet. fazla top aldı. Bunu da kabul edelim ama iki kıyaslamada gerçekten daha şimdiden işte teklifler, kıyaslamalar bu takım şampiyonluğa hı hı. gidiyor. Yeni de ifade edeyim bu paraları falan devre arasında ne verirlerse versin Fenerbahçe'ye satmaz. Yani satılacağını zannetmiyorum, ihtimal vermiyorum yani. Peki, Ali Koç camiaya önemli mesajlar vermiş sevgili izleyenler. Taraftarlara umut dolu mesajlar verdi. Vedat Muriç haberlerinin hemen altında göreceğiz. Camiamız her geçen gün kenetleniyor, şampiyonluğa olan inancımız da bizim kuvvetleniyor ifadesini kullandı. Kulüp dergisine e, yazmış oldu, yazısında bunları belirtti. Bu konuyu niye açtım? Çünkü dün e, bir haber vardı biliyorsun Ersun Yanal da konuştu, şampiyon olacağız diye. Bazı yorumcular bunu eleştirdiler. Yani tabii gidişat olumlu olabilir ama daha şimdiden 6. hafta bittiğinde bunları söylemek biraz erken mi acaba diyenleri duydun. Sen nasıl yorumluyorsun? Ya motivasyon açısından bırakın yani ligin başlamasını. Daha kamp döneminde bile şampiyon olacağız ifadeleri olmuştur. Geçen sene de Sayın Ali Koç'un göreve gelirken en büyük hedefi şampiyonluktu ve şampiyon olacağına inandıkları için o kan değişimi olması gerektiği için ve Fenerbahçe'nin uzun zamandır Süren bir aziz yıldırım döneminden sonra o şampiyonluk ifadesine inandıkları için Ali Koç'u göreve getirdiler zaten. Dolayısıyla bu iddialı açıklamaların hiçbir e, tepki gösterecek ya da eleştireceklerini yok. Şampiyonluk burgusu her zaman her şekilde yapması lazım. Hangi teknik adama gidersen git şampiyon olacağız der. Hangi futbolcuya maçtan sonra evet. bir mikrofon uzatırsan hedefin o sene şampiyon olmak istediğini ifade edecektir. Ali Koç bunu bu sene hem psikolojik olarak hem sahada geçen sene e, çok fazla dile getirmemişti. Bu sene o birçok konuda da o psikolojik üstünlüğünü eline geçirmek için Burada da şampiyonluk vurgusu yapıyor. Diğer taraflarda işte farklı camialara seslenmeler. Dolayısıyla hı hı. bu sene hedefleri ne olursa olsun şampiyonluk, şampiyonluk içinde ciddi anlamda çalışıyorlar. Doğru. Alaylı spor maçının tekrarı işte tahkime de başvuruldu. Yani birçok konuda şampiyonluk vurgusunu yaparak rakiplerine karşı da psikolojik üstünlük sağlamak istiyorlar. Peki, Sadık Arayışlar'a başlamış. Bak çok minik bir haber ama gözüme çarptı. E, i̇lk 11'e giremedi oyuncu ve kulübe mahkum oldu biliyorsunuz Sadık çift bunlar Devre arasında takımdan e, ayrılacakmış. Böyle bir haber var. Zanka ve Rami transferleri sonrasında e, forma umudu kalmadı. Ya Sadık'la ilgili görüşlerini merak ediyorum. Çok güzel bir enerjiyle gelmişti hatırlıyor musun? Fenerbahçe'ye geliş sürede. Peki neden sağ, olmadı? Sadık'la Vedat Muriç benzetmesi belki biraz fazla olur ama Vedat Muriç şimdi geldi. Biraz önce istatistikleri koydun. 3 gol. Evet. Sadık geldi 3 maç oynadı. 3 maçta Sadık piyol yaptık biz. Fenerbahçe'nin uzun yıllar stoperde yararlanabileceği bir oyuncu. Burada kim o? Emre Bol aklıma gelsin. Günaydın diyeyim kardeşimize de. Selam olsun. Ya bunlar oyuncu Emre Bol, mi oyuncu sanki? Etkilememesi mümkün müdür? Sadık Piyol, Fenerbahçe'nin uzun yıllar kaptanlığını yapacak. Genç kardeşim çok iyi gidiyorsun. Helal olsun. İyi bak kendine falan derken Pıyol. Ama bu sözler niye olumsuz etkilesin ki oyuncuyu? Yani şahsen bilemiyorum hani hırslandırmaz mı bu tarz benzetmeler oyuncuları? Kişiye bağlı, kişiliğe bağlı, o hani bağlı. hatırlıyorsun ailesiyle falan göstermiş olduğu, Sadık, vermiş ben, olduğu ben Sadık, Sadık, bir duruş ben sergilemişti. Ben Sadık Galatasaray altyapısından beri tanırım. tanırım. Altyapıdan beri tanırım Galatasaray altyapısından beri. Çok efendi. Ha, Dediğim gibi Malatya söyleyeyim. Spor'da da çok sevilen hala Malatya'da da iz bırakmıştır. Geldi 44 numarayı giydi. Yani şeye çok dikkat eden bir insan. Vefaya çok önem veren bir e, arkadaş, kardeşimiz. Ama işte bu benzetmeler ister istemez etkiler. Teknik adam Ersun Yanal bakıyorsun şimdi sezon başındaki hazırlık maçlarında dahi oynatmadı. Hazırlık maçlarında bile Ceylson oynattı. Ceylson Serdar yaptı yani hazırlık evet. maçlarında. Bu süreçte Sadık'ın bu kadar uzak kalması kademe hatalarından dolayı mıdır? Hava toplarında çok etkisiz değildi. Belki kademe hatalarında e, ısrarla Ersun Yanal bir şeyler yaptırmak istemiştir, yaptıramamıştır. E, şimdi Sadık'ın da takım arayışına başlaması gayet normal. Çünkü bir futbolcu... E, 6 ay bir sene top oynamadığı zaman e, futbol turu yani şimdi baktığın zaman en kötü nereye gider dersen geri Malatya'ya gider yani. Malatya'da çok seviliyor. Şimdi Sadık ben Malatya'ya gidiyorum desem Malatya herhalde sağda hayır demez. Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe tecrübesi oldu. Evet. Bu saatten sonra istediği yere gider yani. Sadık... Çok rahat şekilde kulüp bular. Hiçbir şey olamasa Malatya'ya geri döner. Ozan Tufan, Cuma günü karşılaşacakları Antalya maçının zor geçeceğini söylemiş. Lig'de kolay maç olmadığını belirtmiş. Bu arada son iki dakikamız. Bir de olumlu performanslardan da bahsedelim. Ozan bir yükselişe geçti. Bunda herhalde Sergen Hoca'nın çok büyük bir payı var. Ağaç evet. Erme Belezoğlu'nun göstermiş olduğu liderlik herhalde çok etkili oldu. Nasıl gidiyor sence Ozan? Çok iyi gidiyor. Sergen hoca hep ben teşekkür etmişimdir bu konuda e, Emre Belezoğlu'nun saha içindeki katkısı, hı hı. Ersun Hoca'nın ona güvenip saha içindeki Emre'yle beraber yetkilerini fazlalaştırması, milli takım için de çok önemli bir oyuncu, evet. en önemlisi. Yani Ozan Tufan'ı burada kutluyorum. Kolay kolay bu kadar uzun süre top oynamayıp sonra tekrar gidip o kiloları vermesi, yeniden sahaya dönmesi kolay bir şey değil. Peki biz de nokta alıyoruz. Ağzına sağlık. Hakikaten Yine çabuk çok, geçti ya. Çok çabuk geçti. Susu gibi aktı. Benim için çok keyifliydi. İnşallah Benim sen de için keyif almışsın. Benim için de aynı şekilde. Ee, i̇nşallah izleyicilerimiz ve keyif almıştır. Umarız. Kapatırken de tekrar bu akşam 3 takımımıza da başarılar diliyorum. Gönül ister ki 3 üç takımda 3'er puanla 9 puan alsınlar. Ülke futbolu için, ülke puanı için önemli bir evet, gece olsun. Evet sana hakikaten ben kesinlikle katılıyorum. Başarılar temsilcilerimize. Şimdi bu Nesliga, Portekiz ve Hollanda Ligi'nden maç özetleriyle sizlere bugünlük veda edelim. Yarın sabah saat yar 7'yi gösterdiğinde bir kez daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.